Mahmut, bak beni dinle. Hemen avukatı ara. Evet, hisse devri yapılacak. Bütün evrakları hazırlayın. İşte Ender Hanım'la Şahika Hanım'a. Evet, evet. O zaman onların imzalayacakları evrakları getir. Demek ki neymiş Hasan Ali Beyciğim? Her kuşun eti yenmezmiş, değil mi? Haklısınız, doğru. Gel. Uyandırdım, ne var? Başkanım eve bir gizli kamera koymuş. Gizli kamera mı? Ne diyorsun sen? Şimdilik çalışma odasında bir tane buldum. Başka yerde de olabilir. Sedai, bunu yapanı bulmanın bir tek yolu var. Evet. Ne başkanım? Onlara öyle bir oyun oynayacağım ki, bunu yapan kendi ayaklarıyla tıpış tıpış bana gelecek, bana. Baş! Vurdu adamı. Ay adamı gözümüzün önünde vurdu ya. Az ye be Sedai. Az ye birazcık. Amma Arsın abi elim koptu. Öldüm dirildim Mahmut. İyi yaptın. Ne yapıyorsun sen? Temizlik yapacağım. Kameralar çekmeye devam ediyor. Biliyorum. Ama inandırıcı olması lazım. İyi iyi. Sedai. Ender Hanım, demek ki neymiş? Her kuşun eti yenmez imiş. Yani bu kadar düşmanımın arasında yemin ediyorum sizin çıkacağınız hiç aklımdan geçmezdi. Yani büyük cesaret. Ama ben akıllı çobanım. Yani kurt havadan gelecek diye köpeği sırt üstü yatırıyorum. Velhasılı kelam. Sizleri alkışlarla çıkışa doğru uğurluyorum. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz? Ben bunu hep yapıyorum. Bu ilk defa değil ki hanımlar. Sıkın hanım, bir dakika bırak. Dokunmayın bana. Dokunmayın, ben kendim çıkarım. Çekelim. Ya, bırak dedim bırak. Sana. Çekil şuradan. Bırak, bunun hesabını vereceksin. Bırak beni sana. Çağatay gitti mi? Aha, gitti. Ve senin ilk söylediğin şey bu öyle mi? Çağatay bak ben açıklayayım sana. Yalnız nasıl yaparsın ya? Ya bak gerçekten ben senin ilgini çekmek için yaptım. Yani belki beni kıskanırsın diye. Yani seni kaybetmemek için aslında hepsi. Beni kaybetmemek için gerçekten çok teşekkür ederim ya. Beni kaybetmemek için günlerdir gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ya sen şimdi böyle söyleyince çok kötü tınlıyor ama aslında... Yıldız bırak şimdi ya. Ben adamı bulmasam, karşına dikmesem yalanlarına devam edeceksin. Hayır vallahi içim rahat değildi söyleyecektim hiç sana. Hiç öyle gözükmüyordun ama. Ya Çağatay bak sen beni de anla lütfen ya. Annenle ayrı uğraşıyorum, babanla ayrı uğraşıyorum. Şahika ile Ender şeytanları zaten bana düşman olmuş, benimle uğraşıyorlar. Ya bir sürü stresim var şimdi, bir de senin aran bozuldu. O yüzden yani. Bütün bunlar var diye sen streslisin diye gidip oyuncu buluyorsun öyle mi? Ya bak bu yalan da değil. Bu basbayağı senaryo yazıp oynamak. Ben bundan sonra sana nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Çağataycığım olur mu öyle şey ya? Ya lütfen böyle söyleme, ben seni çok sevdiğim için yaptım. Yıldız çok sağ ol ya, gerçekten sevgin için çok teşekkür ediyorum. Bak sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin. Şu anda bile kafam sorguluyor. Bana söylediğin her şey doğru muydu acaba diye. Saçmalama Çağatay, ben sana başka bir yalan söylemedim. Yıldız ben sana nasıl inanayım bundan sonra? Suratlarını gördüm nasıl böyle kala kaldılar. Yine Ender Hanım böyle bağırmış bağırmış böyle baka kaldı. Yahu sen cin olmadan adam mı çarpıyorsun ya? Sen benim kim olduğumu nasıl unutuyorsun ya? Çok haklısın başkanım. Bunlar
Köroğlu adıyla kervan soyuyorlar akıllarınca. Ama ne demişler? Dinsizin aklından imansız gelir. Personel, bizim evdeki personel hepsini kov. Hepsini kov. Hepsini kovdum başkanım. Ha. Bahçıvanı da kovdum. Bir tek Nermin abla kaldı. Nermin olmaz. O emektar. Başkanım. Evet. Bir şey daha var. Ne var? Cansu. Ne demek Cansu? Cansu ne alaka? Yani neticede yeni tanıyoruz. Evin içinde sürekli. Şimdi bak Seda'yı ben onu küçüklüğünden beri tanıyorum. Sonra ayrıca yani şimdi Cansu benim evimde benim ekmeğimi yiyecek. Hiç tanımadığı iki kadına beni satacak öyle mi? Başkanım elbette ki olmaz ama her şeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Seda öyle şey olur mu canım? Ya kızcağız iki çift lafı zor bir araya getiriyor. Hadi yürü hadi hadi. Peki başkanım. Seda'yı. Seda yani insanın içine kurt düşürmekte birebirsin ha. Tamam söyle söyle Mahmut'a. Göz kulak olsun baksın ne yapıyor, ne ediyor, kimiyle konuşuyor. Hadi. Söyleyeceğim başkanım. Ya siz ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Oyuna geldik Caner'cim. Ya oyun falan değil. Yani bu başka bir şey ya. Kendi gözlerimle gördüm adamı paketlediler. İnanmıyorum ya. Bunlar resmen organize. Temizlik yapıyor. Ya bunlar delileri karartıyorlar ya. Ya bu nasıl bir organizasyon? Adam resmen final devamı çekmiş. Sahte cinayet organize etmiş. Manyak. Ha, sen de neden bu daha önce benim aklıma gelmedi diye üzülüyorsundur. Vallahi biraz içim gitti açıkçası. Sana yalan söyleyemeyeceğim. Yani o ayı benden daha mı akıllı? Bravo Şahika. Yat kalk sen bunu düşün. Şirketten ikinci defa kovulalım sen zeka yarıştırmaya bak. Yalnız olaya bak. İkinizi birdenbire dize getirecek birileri varmış demek ki. Bravo Caner'cim. Koş imzalı fotoğrafını iste. Aslında yapılması gereken o da. Ya bir de öyle gevrek gevrek gülmüyor mu? Yemin ediyorum aşırı bilendim yani. Ya bizim aslında Cansu'yu arayıp bütün bunlar olurken senin ruhun neden duymadı diye sormamız gerekmez mi? Niye bize haber vermemiş bu kız? Adam herhalde Cansu'nun yanında Seda'yı öldürme numarası yapmayacak. Tam istediklerimizi almak üzereydik ya. Bu olmamalıydı. Neyse başka bir yolunu buluruz. Heh. Senin o yolların işte pek hoş olmuyor. Yok Caner, Şahika haklı. Bu adam zannettiğimizden çok daha zeki, tehlikeli ve sinsi. Ama yine de bir yolunu bulacağız. Neyse tamam. Ben sizin bana verdiğiniz görevleri yerine getirmeye gidiyorum. Fakat isteyerek ve içimden gelerek mi yapıyorum? Asla. Kalk kalk kalk. Nasıl? Hadi. Fazla söylenme. Hayret bir şey ya. Gel. Cansu, gel kızım, gel, gel, gel. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Ya ben kendi ellerimle bir şey hazırladım da kendim getirmek istedim. Ya niye zahmet ettin? Madem gelecektin, niye Mahmut'la gelmedin? Yok ya, şimdi getir götürümü yaptırmak istemedim. Hem bana da değişiklik oldu. Ya elin de hamarat senin ha. Yani deniyorum bir şeyler kendimce. Böyle deniyorsun ama aslında senin evde canı sıkılıyor. Ben şimdi Çağatay'la Yıldız'ı arayacağım. Seni şöyle dolandırsınlar, gezdirsinler. Yük olmayayım ama. Sen mi yük olacaksın? Ya sen de benim evladım sayılırsın. Hadi bakalım. İki çay söyleyelim de bir tatlarına bakalım. Nesrin. Ha kızım bize iki çay tavşan kanı. Haydi. Açalım bakalım. Yıldız, kızım neyin var? Bir şey yok anne. Kızım üzgün üzgün duruyorsun. Çağatay bir geldi bir gitti. Kavga mı ettin? Söyle bakayım. Ay kavga falan etmedik. Sorup durma her şeyi ya. Ay bir sorun varsa bir çare bulalım diye soruyorum kızım. Anneciğim biz çare bulduğumuz zaman ortalık karışıyor. Bırak boş ver. Ben gidiyorum bir kuru temizlemeye Emir'e falan bakacağım. Havalanayım. Akşama görüşürüz. Ya maşallah nasıl bir kız yetiştirmişsiniz. Yani kayınvalidesine ne selam ne sabah. Bravo doğrusu bravo. Ah
Vallahi Feride Hanım, kime nasıl davranması gerektiğini iyi öğretmişim diyelim. Aysel, bir sade kahve lütfen. Aysel, ben de bir sade kahve alayım. Mahmut, ben de sana bakıyordum. Hayırdır, ne oldu? Cansu'ya biraz dikkat et. Sebep? Bu eve kamera koyma olayından sonra herkese daha dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Kimlerle görüşüyor? Şüpheli hareketleri var mı? Ne bileyim, telefonunu falan kontrol et mesela. Cansu ne anlar bu işlerden? Ayrıca niye böyle bir şey yapsın? Abi başkan öyle istiyor. Sen bir dikkat et, bir kontrol et yani. İyi, tamam. Cansu arıyor. Aç, aç. Biz de tam seni arayacaktık Cansu. Sorun var. Sorun var tabii. Hasan Ali kameraları bulmuş. Ve sizin yüzünüzden benden şüpheleniyor. Senden mi şüpheleniyor? Sen onun manevi kızı değil miydin? Ya ne bileyim, Seda'yı uyandırdı herhalde. Demin Mahmut'la konuşurlarken duydum. Bunlar beni takibe alabilir, haberiniz olsun. Bir bu eksikti. Dur bakalım, var aklımda bir şeyler ama. İşe yarar mı bilmiyorum. Siz, ben sizi arayana kadar sakın bana ulaşmayın. Neymiş söyle bakayım. Alo? Alo. Aa, kapattınız mı? Aa. Yalnız bu kızın kulağını çekmenin vakti geldi Şahika. Bu ne ya? Bize direktif veriyor, yüzümüze telefonu kapatıyor. Bizim onun yüzüne kapatmamız lazım telefonu. Tamam Enda'cığım, bir sonraki sefer biz onun yüzüne kapatırız. Ay takıldığın şeye bak ya. Hasan Ali bu kızı evden kovarsa yanarız. Hiçbir yerden haber alamayız. Anne ile ilgili şeyler. Merhaba. Cansu. Burada mıydın sen ya? Ya evet, bir başkana uğradım da 5 dakika. Seni de merak ettim, ne yapıyorsun? İyiyim. Gel, gel otur. Sağ ol. Ne ikram edeyim sana, kahve? Yok yok, yeni içtim. Hem çok durmayacağım. Sana bir şey soracağım ben. Sabah evde bir şey mi oldu? Yok, ne gibi? Ya ne bileyim, Hasan Ali Bey birden çıktı, sen girdin, Seda'yı girdi. Böyle bir temizlik oldu falan evde. Seda ile bir belge hazırlayacaktık da onun için uğraştık. Ha, iyi, sevindim. Aman kötü bir şey olmasın da, çünkü Hasan Ali Bey'in yani yaşı var sonuçta. Allah korusun, aklıma sağlık problemleri falan geldi. Merak etme başkanıma, hiçbir şey olmaz. Ya bir de bana tatlı ikram etti de böyle yapış yapış oldu ellerim, hani bir yıkamak isterim. Acaba sen eşyalarıma göz kulak olur musun? Tabii tabii, ne demek. Tamam, hemen geliyorum. Hadi bakalım Mahmut, rahat rahat bak telefonuma. Of of. Ya Yıldız. Bak biz var ya, şu oyuncuyu hiç tutmayacaktık ya. Ay, acaba ben kendimi bir yerden mi atsam? Ya tamam canım, o kadar da abartma. Yani alt tarafı kavga ettiniz. Ya şuralarda bir pastane yok mu? Gideyim bütün ürünlerini yiyeyim. Şeker komasına gireyim bari. Onu da yapamıyorum çünkü diyetteyim ve kilo verdim. Kendime ihanet edemem. Ya Yıldız, kızacağım ama ya, bu ne arabesk arabesk hareketler? Allah Allah. Bir şey olmaz. Unutma ki sana hiçbir şey olmaz. Orası öyle de Çağatay haklı bu sefer. Tamam haklı ama ayrılacak bir sebep değil bu ya. O senden vazgeçemez. Ay öyle mi diyorsun? Tabii canım. Bak sen şu evinde uslu uslu otur, tamam mı? Şu Feride'nin de gözüne gir artık ya. Feride'nin gözüne girilmiyor. Doğru doğru, da dene. Dene kızım, ne var? Hasan Ali'yi de hoş tut. Sana bir şey diyeyim mi? Ay ben Hasan Ali'den nefret ediyorum. Feride'den de. Ya bana...
söyledim rahatladım biliyor musun? Tamam Yıldız tamam da burada söyle yani yolda falan sakın söyleme öyle şeyleri. Ay inanamıyorum ya. Örnek bir gelin olarak kayınbabam ve kaynanama hoş tutmak zorundayım. Orada sana katılıyorum. Şöyle yapacağım. Sürekli bana Cansu'yu gezdir diyor. Ben bir yemek organize edeyim. Hep beraber Cansu'yu gezdirelim olur mu? Bir şey diyeyim mi? Çok iyi fikir. Kardeşin de dünya gözüyle bir Cansu'yu görsün bence. Canım benim sen şimdi kendi emellerini bir kenara bırak da. Tamam ben onu halledeyim. Feride'ye de gideyim bir hediye alayım ya. Çünkü kaynanam çok süslü biliyorsun. Hoşuna gider onun öyle şeyler. Süper. İçimden geldi de şöyle biraz duygusal yap. Tamam. O zaman ben gidiyorum canım. Hediye seçeceğim, Cansu'ya vereceğim. Bir ton işim var. Bak şu Caner'in montu yıkamış asmışsınız oraya. Eğer gece kondudan Ender'in ya da Şayka'nın herhangi bir elbisesi gelirse yemin ederim kapatırım şu kuru temizlemeyi. Tamam ya tamam merak etme. Caner'e de kesinlikle Çağatay'la benim aramın limoni olduğunu söylemeyeceksin. Anneme bile söylemedim aramızda sır. Rahat ol ben de. Tamam ben sana akşama haber veririm. Hadi naş. Hadi baş baş. Kolay gelsin. Ya burası da ne kadar güzel. İnsanın hiç gidesi gelmiyor. Bekle istersen eve ben bırakayım seni. Yok yok gitmem lazım. Evde bir sürü iş var. Cansu sen evde ne iş yapıyorsun? Başkanım sana iş yapma demedi mi? Ama ben çalışmadan duramam. İnşallah bir gün burada çalışırım ama şimdilik Hasan Ali Bey'e söyleyemiyorum. Belki bir gün söylerim inşallah. Ben söyleyeyim. Yani istersen. Yok yok sakın söyleme. Zaten beni evine aldı bir de üstüne iş isteyemem hemen yani. Çok ayıp olur. İyi peki tamam. Gidiyorum görüşürüz. Ya bir şey soracağım. Sen böyle boş bir gününde hani izinli olduğun bir gün acaba beni dolaştırır mısın? Aslında bunu ben sana soracaktım ama biraz çekindim. Dolaşırız tabii. Çok sevindim o zaman. Görüşürüz evde. Görüşürüz. Sağ ol. Perişan oldum. Yani sizin için nerelere gidiyorum ben? Nerelere gidiyorum ya? Bir şey bulabildin mi? Buldum. Yani son sonuçlar aynı şekilde geçerli. AVM el değiştire değiştire en sonunda Hasan Ali'de kalmış. Ama evlerini satmak istemeyen bazı vatandaşlar ayaklanma çıkarmışlar. Hepsi nasıl olduysa tek tek ikna edilmiş. Bu ayaklanma çıkaran vatandaşlardan bir tanesi de kesin Mahmut'un babası. Tabii. Adam satmak istemedi. Hasan Ali de bunun işini bitirdi. Sonra da vicdan azabına yenilip Mahmut'u himayesine aldı. Aman ne güzel hikaye anlatıyorsunuz ya. Vallahi ne güzel akıyor. Harika. Olamaz mı Caner? Ya abla olabilir tamam da. Vuran adam hapistedir. Hasan Ali de onun yedi sülalesine bakıyordur. Şimdiye kadar konuşmamış herif. Biz rica edeceğiz diye mi konuşacak? O zaman biz de hapse giren adam üzerinden gitmeyiz. Başka bir yol deneriz. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba canım. Ben kaynanama bir hediye bakıyorum da çok süslü püslü bir kadın. Sen bana ne önerebilirsin? Şöyle bir elbise önerebilirim size. Hoşunuza giderse. Ay bu çok güzelmiş şıkır şıkır ama şimdi bana diyecek ki ben diskoya mı gidiyorum bunu niye aldın kaynanaları biliyorsun kalsın bu. Başka bir şey bakalım. Daha sade bir şey göstereyim o zaman size. Ay kaynanam yani aslında böyle klas giymeyi seviyor. Kaliteli kumaşlar falan. Bayağı da uzun boylu yani zürafadan bozma. O yüzden ona böyle yakışacak bir şey olması lazım. Sen bir bak. Daha elegan bir elbise önereyim o zaman size. Aa, tercih eder mi? Güzelmiş. Kaç beden bu? XX large. Ay yoksa sen de mi kaynananla yaşıyorsun? Yok hayır ben hiç evlenmedim ama sizin gibi çok müşterim var. O zaman sana bir tavsiye. Mutlaka kimsesiz biriyle evlen. Rahat edersin. Yalnız ben XX large alırsam kaynanama beni mahveder. Sen ne demek istiyorsun der. Vallahi sabaha kadar susmaz. Ben en iyisi bunun small'unu alayım. Bu kendisi değiştirsin olmadı. Tamamdır ben o zaman small'u siz için paketletiyorum. Tamam canım ben biraz da kendime bakayım. Tamam. Gel. Başkanım. Ha gel Mahmut gel otur. Sabah ben bu Seda ile konuştum başkanım. Cansu da çıkmadan ofisime uğradı. Telefonuna bakma fırsatı oldu. İyi işte şansın yaver gitmiş. Peki ne oldu ne buldun? Hiçbir şey. Hiçbir şey bulamadım başkanım. Hatta telefon rehberinde 5 kişinin ismi var. Sizin, benim, Seda'nın, Yıldız Hanım'ın. Bir de Nermin ablanın. Ben Seda'yı söyledim ama illa benim içime bir şüphe sokacak. İşkillendim. Fotoğraflarına da baktım başkanım. Evet. İnternetten bir sürü yazı şiir indirmiş.
Hepsinin teması da annelik üzerine. Annelik üzerine? Zavallı kız. Yıllarca ana hasretiyle yanıp tutuşmuş, görüyor musun? Bir de biz bundan şüphel ediyoruz. Sormayın başkanım vallahi. Ben de kendimi çok kötü hissettim. Ya ben duygusal bir insanım. Bana böyle şeyler söylemeyin Mahmut. Demek şiir ettirmiş. Ne yapayım başkanım? Takip edeyim mi? Ya ne takip edeceğim? Etrafımız yılanlar, çıyanlarla dolu. Biz zavallı öksüz kızla mı uğraşacağız ya? Bırak. Bana bak. O Seda'yı bağıracağım, çağıracağım. Hatırlat bana. Biz yine de şansımızı deneyelim bence. Evet. Yani Mahmut bize inanmaz ama en azından denemedik demeyiz, değil mi? Aynen öyle. Cansu Mahmut'u bir gün gittiğimiz bir yere getirsin mesela. Yani Cansu'yu tanımıyormuş gibi yaparız. Mahmut da anlamaz aramızda bir ilişki olduğunu. Aynen. Allah'ım sen canımı al da kurtar beni ya, kurtar. Hı, geldi. Kim geldi? Azrail. Ya bana bakın. Sizin şaka anlayışınız da birbirine benzemeye başladı. Abla bari sen buna uyma, gözünü seveyim. Hadi canım. Bana biber doğratan hayat size neler yapmaz. Buyurun. Vaaleykümselam. Size de merhaba ablacığım. Ender yok mu? Ender var da siz kimsiniz? Nurgül'üm ben, Nurgül. Ender'in koğuştan arkadaşı. Koğuş derken gerçek koğuş mu yoksa kod adı olarak mı? Hey Allah'ım ya Rabbim. Lan bildiğin cezaevi. Benden bahsetmediler mi? Yok, bahsetmediler. Vay be. Tüh. O kadar da zaman geçirdik beraber içeride, yazıklar olsun. Yani iki güncük olmasın. Bana bak lan. Mapushane dediğin yerde iki gün yıllar gibi yer adama. Cik cik. Çek bakayım sen, çekil, çekil. Ender, canım arkadaşım, kadim dostum, neredesin? Vay, 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 bacılarım. Kız forbirik, sen ne yapıyorsun burada? Kodeste yan yana yata yata alışkanlık mı yaptı? Ne işiniz var burada? Sizin adınız... Sizin adınız diyen o ağzını yerim ben senin. Nurgül ve Nurgül. Hatırlamadın mı yoksa? Bak vallahi hatırlamadıysan alırım façan aşağı. Ablacığım kimsenin façasıyla uğraşmadan şöyle sakin sakin otursak. He? Buyurun buyurun. Ne yapıyorsunuz? Özledim lan sizi. Siz özlemediniz mi beni? Özledik. Çok özledik Nurgül Hanımcığım. Hatta o kadar ki ben bile özledim. Yani sizi ilk defa görüyor olmama rağmen özledim, özlüyorum ve özleyeceğim. Ana, çok tatlı lan, bu madilik var bunda. Ha severiz, o ayrı. Kim bu? Satıcı mı? Satıcı mı? Ha. Ne satıcısı? Ha. Dostunuz mu? Caner benim arkadaşım ama dost olduk mu pek emin değilim hala. Caner benim kardeşim. Oo, ailecek çalışıyorsunuz yani. Ay maşallah size, aile şirketi. ben nerede kalacağım? Anlamadım. Siz burada mı kalmayı planlıyorsunuz? Herhalde kızım, yeni tahliye oldum ben. Herhalde burada kalacağım. En kadim dostlarımın yanına geldim. Yerim mi var benim başka? Çok üzgünüz ama ben bile burada yer yatağında yatıyorum. Hiç yerimiz yok. Dezole. Yani onun da ötesinde çok yakın değiliz ya. Rahat edemezsiniz bence. Ederim ederim enderim. Sen merak etme, ben çok rahat ederim. Ablacığım ayıptır sorması. Sen buranın adresini nereden buldun? Ya gardiyan bir adres verdi bana. Gittim. O taşını dediler, buraya geldi falan dediler işte öyle. Yalnız, şişt, baksana bir. Bana mı dedin? Ha, ayak yolu nerede? Ayak yolu? Ayak yolu, ayak yolu. Ha, yolu soruyorsanız, cadde hemen bu kapının dışında. Aslında her iki tarafta da exit var. Allah'ım ne salak seperek tiplersiniz siz ya. Ayak yolu diyorum, ayak yolu. Hela, kenef, yüz numara, muhasebe. Ha, tamam, anladım ben de size göstereyim bir. Caner, sen göstersene. Şuradan hemen, şu taraftan. Şöyle. Nerede? Şöyle. Ne yapacağız? Sen gelsin bir dışarıda konuşalım. Gel gel. Ay çok soğuk. Ya siz neredesiniz ya? Neredesiniz? Beni niye yalnız bırakıyorsunuz onunla? Ayrıca burada kalmak ne demek? Bu gözümüzün yaşına bakmadan acımasızca öldürür bizi burada. Bu kadını göndermenin bir yolunu bulmalıyız. Ne yapacağız? Bunu Hasan Ali bize musallat etmiş olmasın?
Olabilir. Evet olabilir ama nasıl anlayabiliriz bunu? Ya paramız olmadığını bilmesine rağmen hala evde kalmakta ısrar ederse Hasan Ali göndermiş demektir. Paramızın olmadığı bu evin halinden belli değil mi Ender'cim? Ya bu ev onun için lüks bile Şahika. Ayrıca bir eve bir katil yeter de artar bile. Doğru söylüyorsun. Aa ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız ya, düşünün bir şeyler işte, çalıştırın kafayı, sepetleyin buradan bunu. Ya düşünüyoruz Caner'cim. Kadın sabıkalı. Her şey olabilir, tehlikeli, kızdırmamak lazım. Ablacığım söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da siz de sabıkalısınız. Hayır Caner'cim biz masumuz. Bu kadının bütün hayatı içeri girip çıkmakla geçmiş. Acımaz mı bize? Nasıl biliyor? Neyse şimdi bırakın beni dinleyin. Korktuğumuzu belli etmiyoruz. Okey? Bu gece kalsın. Sabaha kadar biz o ne kadar fakir olduğumuzu, ne kadar zavallı bir durumda olduğumuzu, neler çektiğimizi filan anlatalım. Ondan sonra da sepetleriz. İyi de nereye, nereye? Parası olan birinin yanına. Hala bakın, ben ikinizden çok korkmaya başladım ha. Aa. Efendim? Çağatay müsait misin? Dinliyorum Yıldız. Sen hala mı bana tavırlısın ya? Yapma ne olur bak üzülüyorum. Yıldız bunları telefonla konuşmasak. İyi tamam. Aramızda olanları olmamış sayarak söylüyorum. Ben akşama yemek organize ettim. Emir geliyor, Caner geliyor. Cansu'yu gezdireceğiz ya. Yani benden baban istedi o yüzden. Sen de gelirsin değil mi? Gideyim Yıldız yani. Sen zaten herkese haber vermişsin. Mecbur gideceğiz. Hah iyi tamam. Görüşürüz o zaman akşama. Yıldız hazır mısın? Hazırım. O ne? Annene bir hediye aldım. Anneme? Neden? Hoşluk olsun diye. Ne kadar incesin. Üstelik annem sana bu kadar kötü davranırken. Ay ne demek canım olur mu? Ben senin için her şeye katlanırım. Ayrıca o benim kaynanam. Onların tür özelliklerinde var bu biliyorsun. Nelim mi? Ay inşallah beğenir ya. Beğenir beğenir merak etme. Ha, çıkıyor musunuz? Aynen çıkıyoruz. Ha. Cansu yemeğe götürüyoruz. Ay bir de Cansu çıktı başımıza. Onu eylemek de size kaldı. Size hediye aldım. Bana mı? Aa. Neden? İçimden geldi. Arada bir böyle laf dalaşlarımız oluyor ama ben size bir adım atmak istedim. Çok güzel giyiniyorsunuz. Çok beğeniyorum ben sizi. O yüzden ben de size uygun olabileceğini düşündüğüm bir şey seçtim. Ah. Peki çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu ama ben böyle şeylerin altında kalmayı pek sevmem de. Ben hiçbir karşılık beklemiyorum. Beğenin yeter. Beğendin değil mi anne? Ha, evet beğendim. Madem beğendiniz Feride Hanım üstünüzde görelim. Yani şimdi akşam akşam... Biz sizi sıkmayalım. Ne zaman isterseniz o zaman deneyin. Yok yok sen dene dene. Hem Asuman Hanım'la Yıldız'ı kırma bence. Peki madem istiyorsunuz deneyeyim. Koyayım ben bunu da. Yalnız bu biraz küçük gibi ama. Küçük. Bir dakika size. Small mu? Ay gözüme ne kadar ince ve zarif göründüyseniz size small almışım. Bana bak sen bana ne demek istiyorsun ha? Ne anlatmak istiyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ah! Çağatay görüyorsun değil mi nasıl dalga geçiyorlar? Melek dediğin karın. Yok yok. Anne belli ki bir yanlışlık olmuş yani kız. Niye seninle dalga geçmek istesin? Ay size olmadıysa ben denerim Feride Hanım. Nedeni burada belli zaten. Ben aslında mağazaya gittiğimde size büyük beden alacaktım. Ama sonra kızarsınız etiketi görüp diye small aldım. Yoksa ben sizin XX large olduğunuzu biliyorum. Ne diyorsun sen? XX large diyor. Deli misin kızım sen? Medium mu? Tamam medium'la değiştireyim ben bunu. Medium'sa medium. Değiştirme istemiyorum. Değiştirme hiçbir şeyi. Vallahi yarın gideyim mağazaya alayım ben size. Ay Çağatay. Vallahi aklında bin yaşa şeytanın aklına gelmez. Anne ben bilerek yapmadım. Gerçekten iyi niyetle hediye almıştım. Ay o zaman çok salaksın Yıldız. Ay bu aile beni formdan düşürdü. Ne yapsam elimde kalıyor. Sen anana değil de o kaknem Feride'yi alırsan o hediyeyi öyle olur. Ha, senin derdin o tabii. Sana da alırım. Şurada ara düzeltmeye çalışıyoruz kaynanamla ya. Canıma değsin.
Oh işte nasıl da bozum oldu. Ay şu yalıya geldim geleli yüzüm gülmedi ya. Keşke yıkılsa başıma da altında kalsam. Ay Allah'ım ya. Anne bak kızın kötü bir niyeti yok. Sen de uzatma. Tabii canım hiç kötü niyeti yok. O hep saf, hep temiz. Bana bak kız kocasını öldürmüş. Beni de sıraya koymuş. Ama kötü benim. Sen hala yıldız, melek gibi bir kız de. Of anne saçmalama istersen ya. Kız seni kazanmaya çalışıyor. Gitmiş hediye almış. Böyle kazanılmaz Çağatay. Ay neyse ben seninle tartışmıyorum. Tamam. Hadi gidin siz yemeğinize. Eğlenin çocuğum hadi. Ben odamdan dışarı çıkmayacağım. Peki. Ekmek yok mu? Nasıl ekmek? Nasıl ekmek? Yemelik ekmek. Başka türlü ekmek mi var? Aa, biz ekmek yemiyoruz. Evet biz şekeri ve gluteni kestik. Aa, olmaz öyle. Ben ekmeksiz doymam. Yarın ekmek alalım. Nurgül Hanımcığım benim size sormam... Hanım ne be Porfirik ya. Hanım ne be Nurgül desene. Nurgülcüğüm acaba burada tam olarak ne kadar kalmayı planlıyorsun? Bu konu hakkında düşünmedim yani. Mesai harcamadım. Ya ben size bir şey soracağım. Burası sizin geçici eviniz değil mi ya? Siz böyle hapishanede pek böyle havalıydınız. Ah Nurgül'cüğüm. Gerçekten öyleydik ama işte türlü talihsizlikler oldu. Sonunda buralara düştük. Yani anlayacağın çok zor durumdayız. Ne diyorsun ya? Yapma ya. Hay ben böyle şansın içine tüküreyim. Ya 40 yılda bir şansım döndü. Zengin insan tanıdım dedim. Sırtım yere gelmez dedim. Siz de meteliksiz çıktınız. Tüh. Ya... Beraber bir şeyler yapsak mı ya? Böyle ne bileyim bir andragandı yapalım, bir yerleri indirelim. İndirmesek. Nurgül'cüğüm, şimdi biz zaten kendimizi böyle zar zor anca toparlayabiliyoruz. Ama sana yardım edebilecek zengin, varlıklı biri var. Ha. O sarı kız mı? O sarı kız. O yıllarda yaşıyor, şoförleri var yani bir görsen nasıl bol, nasıl bereketli bir ev. Vay zilli vay. Ama hakkıdır, o sizden güzel. Yani güzellik göreceli bir şey bence. Nurgül'cüğüm ben diyorum ki sen bu gece bizimle kal ama yarın yalıya geç. Orada rahat et. Yani bunca hukukumuz var, öyle değil mi? Hukukumuz var tabii ya. Ben... Orada sizi az kollamadım. Arkanızda durduğum kanatlarımın altına aldım sizi. Ben olmasam siz orada çiğ çiğ yerlerdi, çiğ çiğ. Bana paspas yaptırdın şahsen. Ay yok yok Şahikacığım. olur mu öyle şey? Nasıl korudu, nasıl kolladı? O olmasaydı biz mahvolmuştuk Şahika. Korudum. Hatay bilerek yapmadım. Bana inanıyorsun değil mi? Yıldız konuyu boş yere uzatıyorsun. Hayır yani. Şimdi sen hiçbir şeyine inanmıyorum falan dedin ya. Bari buna inan. Ben bilerek niye böyle bir şey yapayım? Hem yani annen mutlu olsun istemiştim. Sadece o kadar. Ya biliyorum farkındayım. Sen beni geçiştirince benim de konuşasım geliyor. Mesela biri bana small bir şey alsa derim ki ne kadar ince ve zarif görünüyorum onun gözünde. Sevinirim yani. Annene demek istediğim buydu. Ya tamam işte. Sen bakma ona öyle sinirlendi falan ama içten içe sevinmiştir o. Ay inşallah öyledir çünkü sevinci hiç belli olmadı yani. Tam tersine delirdi gibi geldi bana. Cansu ben merhaba. Merhaba ben de Caner. Oturmak ister misin? Tabii. Sağ ol. Bu arada tahmin ettim Caner olduğunu. Çünkü ablana çok benziyorsun. Evet ablam da senden çok bahsetti ama ben daha farklı birini bekliyordum. Farklı derken daha mı iyi daha mı kötü? Daha sıradan diyelim. O zaman ben bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Galiba. Çok memnun oldum Caner. Umarım ablanı tanıdığımı kimseye söylemezsin. Aa, lütfen. Ben tam bir sır küpüğümdür. Gerçi sen de zaman geçtikçe bunu anlarsın zaten. Yani ablamla olan aranızdaki ilişki farklı, bizim aramızdaki ilişki farklı. Ne güzel. Merhaba. Hoş bulduk. Emir ben. Merhaba Cansu. Memnun oldum. Ya Rucuğum nasılsın ya? Ne haber Rucuğum? Ya hoş geldin. Hoş bulduk.
Geç otur. Siz bayağı yakınsınız galiba. Vallahi ahiretlik diyebiliriz, değil mi? Öyle tabii azizim, öyle tabii. Abi, tabii. Ne güzel. İyi vallahi. Ne yapıyoruz? Köz köz oturacak mıyız bütün akşam? Nurgül'cüğüm, biz aslında akşamları pek bir şey yapmıyoruz. Yani herkes odasına çekiliyor. Meditasyon yapıyoruz. Böyle geçiyor akşamlarımız. Aç aç şu televizyonu, aç da dizimizi bir şey izleyeyim. Bir tane bir dizi vardı ya, böyle bir kadın var. Esmer, güzel bir kadın. Kocası gidiyor, genç bir kızla birlikte oluyor. Bunu aldatıyor, bu intikam almaya çalışıyor işte, bir şey. O diziyi aç da izleyelim. Aa, biliyorum o diziyi. Orada psycho bir çocuk var ama çok yakışıklı. Aç da izleyelim işte, hadi. Ha bir de şey, böyle atıştırmalık bir şeyler getirin ya. Böyle ağzım boş durmasın, ben şey yapamıyorum. Nurgül'cüğüm, daha yemekten yeni kalktık. Ne oluyor yeni kalkınca yemekten? Yenmiyor mu? O başka, bu başka. Ben seviyorum öyle işleri izlerken. Tamam Nurgül'cüğüm, sen hiç gerilme. Biz şimdi Ender'le sana bir şeyler hazırlarız böyle. Hadi operatif. Canım, hadi üzülelim benim, haydi. Tamam. Ender. Ne oldu? Biz bu kadını yarın Hayati ile yollayacağız ya. Evet. Yani bizi hapishaneden tanıdığını söylememesi lazım. Adam korkarsa bir daha getir götürümüzü yapmaz. Doğru, haklısın. Ben her zaman haklıyım şekerim. Ay, başlama yine. O zaman ben şimdi bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Halledeceğim ben onu, aklıma bir şey geldi. Ama sen beni onayla. Tamam. Ne yapıyorsun onu? Ay ne bileyim, belki yersin çenesi kapanır. Ya Yıldız, çok teşekkür ederim bu yemeği organize ettiğin için. Çok mutlu oldum. Hayır, ne demek canım, her zaman. Sen istediğin zaman bize de gelebilirsin. Aynen Cansu, yakınız zaten. Tabii tabii, kuru temizlemeyi de bekleriz, ne olur. Ah aynen ya, gerçekten. Bizim orada çok güzel bir kafemiz var. Oraya gideriz beraber. Ya çok teşekkür ederim. Ben uzun zamandır sizin kadar böyle cana yakın insanlarla tanışmamıştım. Kankalarım diye söylemiyorum. Bu ikisi var ya, çok iyi insanlardır. Sen hepimizi sosyal medyadan ekle. Çağatay'la beni de. Evet ama ya benim sosyal medya hesabım var ama fotoğraf yüklemiyorum. Ha, havalıyım diyorsun yani. Ya da fotoğrafları beğenmeyip o her hikayeyi izleyen stalkerlardansın ha? Stalker ne? Hayalet izleyici, perdenin arkasındaki kişi. Ay yok hayatım ya, bu kızcağızda öyle bir tip yok. Kızım bu nasıl çekirdek böyle, at maması gibi? Organik atıştırmalık o. Organik. Nurgül'cüğüm biz de böyle. Yani biz misafirlerimizin sağlığını da düşünüyoruz. Ha, öyle diyorsun. Evet. Bu arada yarın biz seni Yıldız'a göndereceğiz ya bir araçla. Ha. Onun şoförü sivil polis. Kızım ne diyorsun sen? Sizin peşinizde falan olmasın? Evet öyle sayılır. İndirelim adamı, halledelim. Hayır. Yani öyle bir şey değil. Adam polis olabilir ama sadece görev insanı. Aslında çok iyi bir biri. Yani şunun için söylüyorum. Eğer olur da bizimle ilgili bir soru sorarsa filan, sen bizim hapishane geçmişimizden bahsetme. Olur mu? Niye söyleyeyim kızım? Manyak mıyım ben ya? Uzaktan akraba olduğumuzu söylersin mesela. Ha. Yani sormaz da olur sorarsa. Kızlar, siz rahat olun. Siz benim kader ortağımsınız. Siz benim cürmümsünüz, cürmüm artık. Bundan sonra anca beraber, kanınca beraber. O kadar. Ha? Canlarım benim. Çayam. Ben eskiden hikaye koyduğum anda en başta Çağatay Altire Kuyucu çıkıyordu. Yok canım, atma şimdi. Yok öyle bir şey ya. Hadi hadi enişte, yeme bizi şimdi. Bakıyor muydun, bakmıyor muydun, açıkça söyle. Ya şimdi şöyle, bakıyordum tabii de sıradan kim geldiyse o yuvarlak şeylere basıyorsun, görüyorsun, ona öyle denk geliyor yani. Aşkım zaten evlendik ya, neyi saklıyorsun? Ya madem bu kadar muhabbetini ettik, bence hep birlikte bir selfie çekelim. Hadi çekelim. Hadi. Hadi bakalım. Biraz acemiyim ama oldu. Evet, çekiyorum. Çok güzel oldu. Ay. Siz hepiniz çok genç giyinmişsiniz ya. Keşke ben de bunu giyinmeseydim. Ender'le Şayka'yla çok takıldım herhalde. Kendimi yaşlı ve saten hissediyorum. Hayır, çok güzelsin. Ha, çok teşekkürler. Ah, ma.
nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Ben de seni arayacaktım, biliyor musun? Öyle mi? Kahvaltıya gidelim diyecektim. Burada yakınlarda bir yer var, çok güzel bence. Gidelim. Gidelim, çok iyi olur. Gidelim. Ama önce bir başkana haber vermemiz lazım. Ben haber veririm başkana. Tamam, süper. Ben seni burada bekliyorum o zaman. Tamam. Yarım saate evin yakınlarındaki Kafe Seyrek'e gelin. Gel. Günaydın başkanım. Oo Cansu, günaydın. Gel gel, geç otur, geç. Otur, otur. Sağ olun. Anlat bakalım, dün akşam nasıldı? Ha, çok güzeldi. Çok güldük, çok eğlendik. Çağatay'la Yıldız nasıllardı? İyilerdi. Niye sordunuz? Başkalarının yanında nasıllardı? Onun için sordum. Yani Yıldız Çağatay'a sevgi saygı gösteriyor muydu? Yani bizim aramızda canım cücüm balım gülüm, tamam da. Yani başka ortamlarda görmek lazım. Ben göremeyeceğime göre. Ay yok, çok mutlulardı. Ama siz bir sorun olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yok canım, sorun değil ama çok badire atlattılar. Benim derdim Çağatay'ım üzülmesin. Yok yok, merak etmeyin. Ha bu arada Emir'le Caner'i de çok sevdim. Çok eğlenceli bir ekip olmuşlar birlikte. Eğlenceli, eğlenceli ama yani... Ha pardon, siz Emir'le Caner'i sevmiyordunuz değil mi? Yok canım, seviyorum. Seviyorum sevmesine. İkisi de pırlanta gibi çocuklar. Yalnız yani evli bir kadının böyle iki bekar erkekle gece gündüz beraber olması... Yani doğru mu sence? Yani laf olur, yanlış anlaşma olur. Yani el alemem alamat olur. İşte o zaman benim dadım duzum kaçar. Ay yok başkanım, onlar yıllardır arkadaş. Kimse bir şey demez. Siz de düşünmeyin böyle şeyler. Bak hele, ben bunları bir tek sana söylüyorum ha. Bu da seni kızım gibi sevdiğimden. Ha? Eksik olmayın, sağ olun. Ben de sizden bir şey isteyecektim. İste bakalım. Ben kahvaltıya gitmek istiyorum da hani tek başım olmasam da Mahmut bana eşlik etse olur mu? Dur bakalım, bir düşünelim de. Tabii gidebilirsin. Git git. Şöyle şaka yaptım. Kötü yaptım ama olsun. Sağ olun başkanım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Günler o zaman. Kolay gelsin. Nurgül'cüğüm. Hayati kapıda bizi gideceğimiz yere kadar bırakacak. Seni de Yıldız'a bırakacak. Tamam canım? Tamam tamam, olur. Ama arayı açmayalım ha. Yine görüşelim. Bir araya gelelim. Geleceğiz canım. Yalnız sen şimdi Yıldız'a gittiğinde bizden özel bir selam götür, okey? Olur, söylerim. Hadi bakalım. Tamam canım. Akşam üzeri bekliyorum. Ay Güler'cim, manikürcüye haber verdin mi? O her zamanki kız izinliymiş, başka kız gönderecekler Feride. Tamam, bekliyorum ben. Ha, bu arada sen de Çağatay'ı bir arayıp sor. Hiç aramıyorsun, iyi misin, nasılsın de. Tamam canım, hadi bekliyorum akşam üzeri. Aysel! Aysel, bana bakar mısın? Ay. Buyurun Feride Hanım. Manikürcüm gelecek, onu salona al lütfen. Bir de benim manikür takımdan çıkar, olur mu? Tamam efendim. Ne iyi ettik de geldik değil mi? Çok güzel burası. Sorma, ben de beğendim. De. Keşke ilk yemeğimiz kahvaltı olmasaydı. Olsun, böyle daha samimim bence. Afiyet olsun. Konuşabilir miyiz? Gördüğünüz gibi konuşmak için müsait değilim. Ayrıca siz beni mi takip ediyorsunuz? Arkadaşın bize biraz müsaade etsin. Konuşacağımız konu çok önemli Mahmut. Tabii tabii, ben hiç rahatsız etmeyeyim. Olur mu canım öyle şey? Olur. Ölüm kalım meselesi. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Hı. İzinle Mahmutcuğum. Evet, hanımlar, sizi dinliyorum. Gerçi söyleyeceğiniz şeyler çok önemli değil benim için ama... Önemli olmasaydı bizi dinlemeyi kabul etmezdiniz Mahmut Bey. Mahmut! Babanı öldürenin Hasan Ali Bey olduğunu biliyor muydun?
Düşüne düşüne bunu mu buldunuz gerçekten? Vallahi bravo. İnanıp inanmamak size kalmış tabii. Babanın satmak istemediği bir arazi varmış. Üzerine AVM yapılmış. O AVM'yi satın alan kişi başkanın Hasan Ali Bey. Yani? Yani babanız öldükten sonra anneniz o araziyi satmış. Sizce de kulağa biraz garip gelmiyor mu? Hanımlar, sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Yani canınız çok yandı. Ama bu başınıza gelenler hoşuna gelmedi değil mi? Yeriniz olsam çok fazla uğraşmazdım. Ayrıca beni artık takip etmeyin. Sizin için çok hoş olmaz. Demek gerçeklerle henüz yüzleşmeye hazır değilsiniz Mahmut Bey. İzninizle. Eğer aklında bir soru işareti olursa bu konuyla ilgili bizi mutlaka bul. Okey? Afiyet olsun. Bon appétit. Hiçbir işe yaramadı. Bunu bekliyorduk. En azından zehri verdik. Bunlar ne istiyorlar senden? Önemli değil. Şirketten kovulan ortaklar. Ha, bunlar onlar demek. Senin haberin var mıydı? Tabii, başkanım anlatmıştı bana. Ama sen görüşme bunlarla ya. Yok canım, benim ne işim olur. Zaten yani saçmaladılar. Babamı Hasan Ali Başkan'ın öldürdüğünü iddia ettiler. Böyle bir şey olabilir mi sence? Yok artık Cansu. Hayır, yani buraya gelip bunları sana söyleme cesaretini gösterdilerse bir kanıtları vardır diye düşündüm birden. Cansucuğum, başkandan bahsediyoruz. Hayır, tabii ki ben de asla şüphelenmem başkanımdan. Orası öyle ama niye böyle bir şey uydurdular? Onu bilmek isterdim sen olsam. Neyse, sen sakın bundan başkana bahsetme. Nasıl yani? Tabii onu üzmekten başka hiçbir işe yaramaz. Hem ondan şüphelendiğini düşünür. Yazık, yaşı başı da var. Doğru söylüyorsun. Yani tabii ki sen bilirsin ama bence... Ha, hoş geldin. Merhaba ablam. Ha, merhaba, geç içeri. Ha, bekliyor muydunuz beni? Evet, bekliyorduk. Sen geç içeri salonda, her şey hazır. Ben Feride Hanım'a hemen haber verip geliyorum. Yalnız o Feride değil o. O Yıldız olacaktı. Kime söyle? Vay 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 vay. Sen sarı kafaya bak sen. Asıl para bundaymış be. Zilli sarı kafa. 60 kapağı güzel bir yere. Şu manzaranın güzelliğine bak. Debi derya anasını satayım be. Merhaba. Merhaba. Nasıl geçeyim? Şöyle böyle nasıl isterseniz? Vallahi ev sizin. Yani siz nasıl isterseniz öyle geçelim. Tamam, ben şöyle geçeyim. Ha. Aysel, buraya getir. Evet canım. Böyle koy. Aysel, bunu da. O su ne için? Siz nasıl yapıyorsunuz? Kuru mu, aletle yani? Pardon, alet derken? Hani sivri uçlu bir şey var ya, dönüyor ucu. Vallahi öyle sivri uçlu, dönüyor ucu benim bildiğim bir tek matkap var. O da biraz vahşice olur. Şahsen ben tercih etmiyorum. Bana sorarsanız ben tornavida derim. Yani ben anlamadım. Vallahi ben de bir o kadar anlamadım. Yani sizin adetler biraz farklı herhalde. Ay neyse neyse, anlayamıyorum ben sizi. Hadi başlayalım hemen, acelem var benim. Pardon da neye başlıyoruz? Ayaktan başlamıyor musun önce? Öst! Yavaş gel. Pardon? Ne pardonu ya? Misafir geldiğim evde masaj mı yaptıracaksınız bana teyze? Ya ne misafiri, ne masajı, ne diyorsun kızım sen? Manikürcü değil misin? Ne manikürcüsü be? Yıldız'ın arkadaşıyım ben, arkadaşı. Ha, öyle aa diye kalırsın işte. Koğuştan arkadaşıyım ben. Mahpus arkadaşıyız biz Yıldız'la. Hemen terk eder misiniz evimi lütfen? Hemen.
Ne demek evi terk eder misin? Sen kimsin ya? Yıldız'ı çağır bana, Yıldız'ı. Burası benim oğlumun evi, tamam mı? Bana hemen bak teyze, bana bak teyze, yükseltme beni, üstüme gelme, asaylılarımı arttırma. Ay Yıldız'ım yetişin. Ne oluyor? Ne oluyor? Bana tipe bak, hareketlere lütfen bak ya. Lütfen çıkar mısın? Çıkamam efendim, Yıldız'ı çağır bana dedim. Yıldız, sarı kapa. Geldin mi? Aa, gözledim kız seni. Gel bakayım şöyle. Oy, ne yapıyorsun lan? İyiyim. Yıldız kim bu arkadaşın? Kızınızın hapishaneden arkadaşı. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Öleceğim. Sarı kafa. Hı. Bu senin kaynanan mı? Evet, ta kendisi. Bana bak kızım. Seni anasıyla aynı evde yaşatan kocayı hiç durma, hemen boşa derim ben sana. Tövbe tövbe kızım, neden şimdi öyle şeyler dedin? Bak önünde makas var, bıçak var. Her şey var yani, bence yeter onlara. Bak bizimle de bir ilgisi yok sonuçta, o yapıyor. O an bu an mı sence? Saçmalama, gidin dışarı şuradan hadi. Ay gel canım, gel sen gel. Aha Nurgül'üm, özledim seni be. Teyze valla sana da helal olsun ha. Evde katil dolaşıyor, sen hala çem çem çemtiriyorsun. Valla helal olsun, tebrik ediyorum seni ha. Bravo. Aa, olur böyle şey. Büyük cesaret. Katil matil yok, beraat ettin ya sen. Gir içeri, gir. Çek. Allah Allah. Ya senin ne işin var burada? Enderlo Forfirik Şahika yolladı beni. Allah onların da cezasını vermesin inşallah. Öyle deme. Sen de ne fena çıktın ha. En zalimleri sensin herhalde. Onlar bana evlerini açtı. Evini mi açtı? Evlerini açtılar. Ne zannettin? Dün gece orada kaldım. Orada kaldım. Kısmetse bugün de burada kalırım. Ha, oldu canım, kesin kalırsın. O ne demek be sarı kafa? Bana bak kızım. Cezaevi arkadaşlığı dediğin askerlik arkadaşlığına benzer, anladın mı? Beni öyle kolay kolay ikiletemezsin. Ben senin cevizinden mi korkacağım be? Ben kaynanamla yaşıyorum burada. Kayınpederim de sen ayrı dert. Kocamla da sürekli gerginiz. Sen bu evde bir gün geçirsen zaten arkana bakmadan koşarak kaçarsın. Bu ev negatif bir ev. Ne diye o zaman sen o moruk olanı öldürdün? Bunu yollasaydın Tahtalıköy'e. Ben de çok pişmanım ama kazaydı. Neyse geç o konuyu. Ben Çağatay'ı seviyorum, o yüzden katlanıyorum. Aman da Ramza, seviyormuş. Gel sen o sevme konusunu 2 sene sonra anlat bana. Sevmekmiş. Hikaye. Neyse boş ver şimdi. Senin kalacak bir yere ihtiyacın vardı, öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Nihayet anladın. Tamam, sen şimdi ne istiyorsan ye ama bu mutfaktan çıkma. Ben sana bir şey düşünüp geri geleceğim. Hı. Sarı kafa. Ne? Beni şöyle sosyetik bir lokantaya götürsene be. Tamam bakarız canım, sen buradan çıkma yeter. Bu ne? Bak hadi sen çıkma da. Yıldız. Feride Çağatay'ı aradı yukarıda. Yıldız eve sabıkalı arkadaşlarını çağırıyor falan dedi. Dedi. Ne yapacağız kızım? Aklıma tek bir şey geliyor. Ne? Zehra. Alo anneciğim. Bak ne diyeceğim sana. Siz bir süre daha orada kalın. Bu arada yolladığın parayı çektin mi? Hah iyi. Az kaldı zaten. Herkesi garantiye almak için başka yol deneyeceğim. Sonra da sizi yanıma aldırtacağım. Sen merak etme anneciğim. Görüşürüz. Böyle bekle bekle bir şey olacağı yok. Canım iyi ki aradın ya. O kadar sıkıldım ki evde, patlayacağım gerçekten artık. Buluşalım, kahve içelim bir yerlerde. Vallahi işim var, çıkamam. Sana bir şey soracağım. İyi sor. Sen bu Caner'le en son ne zaman görüştün? Bilmem, hiç hatırlamıyorum bile ne zaman görüştüğümü. Ne oldu ki? Yani siz ara sıra konuşuyor musunuz? Biz konuşayım hayatım ya. Küsüyor herkes benimle, konuşmuyor kimse. Hiç konuşmadınız yani? Yo. Konuşmadım da ne oluyor ki? Nereden çıktı yani bu sorular, onu anlamadım. Hiç öyle sordum ya. Birileri hala senin Caner'le görüştüğünü söylüyor da. Kim söyledi? Boşver işte. Duydum. Eğer hala Caner'le görüşüyorsan sıkıntı olur, ben sana söyleyeyim. Hayır hayatım, saçmalama ya. Görüşmüyorum, niye görüşeyim? Ender söyledi değil mi? Ben isim vermedim. Vermem de yani. Ben anlıyorum ya, ben eminim yani. Kesin o yaptı ya da Şahika yaptı. Hangisi yaptı? Hadi söyle bana artık. Ama Zehra. Caner. Bak ablanı arayacaktım gerçekten ama onunla muhatap olmak istemediğim için seni aradım ha. Ne oldu ya? O
Doğu ablana söyle. O yanındaki yılan şarkıya da söyle. Benden ve kocamdan uzak dursun. Bizimle uğraşmasın. Konuşup durmasınlar ya bizi. Vazgeçsinler bizden yani. Ya Zehra, neye sinirlendin bilmiyorum ama onların seninle uğraşacak hali yok zaten. Bak uyarıyorum sizi. Bayağı böyle sert bir şekilde uyarıyorum. Oldu mu? Oldu Zehra. Mesajını iletirim. Bence de bayağı oldu ya. Ne oluyor be? Lan ya Zehra aradı, bağırdı, çağırdı, kapattı. Allah Allah. Neymiş derdi? Ablam da Şahika. Bilmiyor ki herkes onlardan muzdarip. Huysuz be. Neye bağırıyorsa arayıp. Ne bağırıyorsun? Sen alıştırdın bunu. Öyle. Zehra! Yıldız, beni görmeye mi geldin? Evet, hasretine dayanamadım. Gerçekten mi ağlayacağım ben şimdi? Ama sakın ağlama, tamam mı? Vaktimiz yok. Ne oldu? Ya hayat çok kısa ya, o anlamda. Ha. Affettin mi sen yani beni bayağı? Evet affettim. Zaten düşündüm, senin suçun yok ki, sen oyuna geldin. Evet, beni gerçekten oyuna getirdiler biliyor musun Yıldız? Olsun, ben unuttum ya. Uçtu gitti yani. Yaşır, rahatladım ya, şu an çok mutluyum. Zehracığım, ben senden bir şey rica edeceğim çok acil olarak. Evet, rica et benden, hadi bir şey iste benden. Gel hadi otur, anlatayım ben sana. Şimdi ne oldu biliyor musun? Böyle işte. Nerede kadın? Arabada bekliyor. Ne diyeceğim Mert? Peki ben? Ya şey dersin, eve personel lazım. Ben yeni birini deneyeceğim, olmazsa gönderirim. Ben zaten onu göndereceğim, söz veriyorum. Tamam ya, tamam. Tamam mı? Tamam. Ay çok rahatladım. Ya sabıkalı diyorum size, sabıkalı. Evin içinde elini kolunu sallayarak dolaşabiliyor. Tamam Feride, anladık. Ya bir de Yıldız'ın koğuş arkadaşıyım diyor. Anne, Yıldız kadını çıkarmış evden işte. Daha ne uzatıyorsun? Tamam oğlum. Yarın yan kesici gelir, öbür gün gardiyan gelir. Bu ne cüret ya? Herkes elini kolunu sallayıp bu eve girebiliyor. Canımız tehlikede diyorum. Canımız Çağatay, anladın mı? Bir de evin adresini vermiş yani hepsine. Ben konuşurum Yıldız'ı. Bir açıklaması vardır mutlaka. Tabii. Sen Yıldız'la konuşursun. O sana iki yalan söyler. Sen hemen yumuşarsın. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Feride, bak ben Çağatay'ı hiç iyi görmedim. Bırak artık şu kötülemeyi. Azıcık sus, gözünü seveyim. Tamam canım. Yarın görüşeceğiz. Hadi hoşça kal. Gel. Saday, ben yarın akşam Ankara'ya gidiyorum. Murat Bey'le görüşeceğim. Nermin'e söyle bana küçük bir valiz hazırlasın. Derhal. Ya bu Cansu da yalnız kalacak evde. Ne yapalım canım? Alışsın artık değil mi? Hadi. Sana açıklama yapmaktan ben de sıkıldım. Ama Ender ve Şahika göndermiş. Her zamanki gibi. Ya niye inanmıyorsun bana ya? Nurgül kendisi söyledi. Of. Ay. Ne oldu sana? Neyin var? Ay midem çok kötü. Ağrıyor. Yıldız, sen hala numara peşinde misin ya? Ya ne numarası ya? Gerçekten çok kötü diyorum sana. Seninle o kadar şey konuştuk. O kadar şey söyledim sana. Sen hala bana numara çekme peşindesin. Ya numara falan değil. Seni inandırmakla uğraşamayacağım şu anda. Ay gerçekten kötüyüm ben. Hastaneye gidiyorum ben, serum falan taktırayım. Aysel, çantamı montumu getir. Yıldız, neyin var kızım? Ay anne, çok kötü midem ağrıyor. Sıkıntıdan tabii. Ben şimdi bir doktora gideceğim ya. Bir şey yapsınlar bana. Aysel çabuk ne olur. Dur, ben de üstüme bir şey alıp geliyorum hemen. Anne çabuk ol, dayanamıyorum. Dur, ben bir taksi çağırayım Asuman hemen. Asuman Hanım, durun. Durun, taksiye gerek yok. Ben hemen bir doktor çağırırım, daha hızlı olur hem. Trafikte vakit kaybetmeyiz. Ha öyle mi diyorsun? Tamam Çağatay, ben o zaman bir şekerli su yapayım. Tamam. Yıldız gel canım, yukarı çıkalım biz. Çağatay ne oldu? Yıldız rahatsızlandı da anne doktor gelecek şimdi. Aa geçmiş olsun. Sağ ol. Hiç inanmadım. Ay sus ne olur. Zılgıtı yiyecek ya, hastalık numarası yapıyor. Yürüteceğim bu kadına. Efendim yapmayın, ne olur sakin olun sakin. Şeytan diyor ara Şahika'yı. Zehirlesin şunu da kurtarsın beni bundan.
Ay ben nereye gidiyorum? Yıldız'a gidiyorum. Ah başkanım, işten erken geldiniz. Bir sorun yok umarım. Yok, bir sorun yok. Yarın Ankara'da toplantım var. Ertesi gün döneceğim. Ama yarın akşam evde olmayacağım. Ha öyle mi? Bak herhangi bir şeye ihtiyacın olursa Mahmut burada. Ha tamam, siz Seda ile gidiyorsunuz. Evet, Seda ile gideceğim. Peki ev bana emanet, merak etmeyin. Yok canım, ben evi merak etmiyorum. Seni merak ediyorum. Ya yok, beni hiç dert etmeyin, sağ olun. Eğer sıkılırsam Yıldız'a giderim. Git Yıldız'a git. Heh, Yıldız'a git. Ah. En son ne zaman yemek yediniz? Yemedim. Peki stres, sıkıntı? Yani var tabii ya, bu evde üst seviyede. Anlıyorum. Yani midenizde bir sertlik hissediliyor. Yani büyük bir ihtimalle steze dayalı mide spazmı geçiriyorsunuz. Ama serumun iyi geleceğini düşünüyorum. Aksi bir durum olursa lütfen hastaneye gelin, detaylı tekniklerinizi yapalım. Tamam. Şimdi doktor bey, yani bir mide spazmı geçirmiş öyle mi? Evet ama merak etmeyin, hastamızı rahatlatacağız. Ayrıca serum bittiği zaman da hemşire hanım tekrar gelecek, serumunu çıkartacak. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Geçmiş olsun. Artık inanmışsındır herhalde. Yıldız bak, tamam özür dilerim. Ama ben de ne düşüneceğimi bilemedim yani. Hak vermeye çalış bana, ne yapayım? Tamam Çağatay, tartışamayacağım. Ben biraz dinleneyim. Sağ olasın Caner. Ablacığım. Mersi canım kardeşim. Afiyet olsun canım. Siz de buradan alın istediğiniz gibi. Çok sağ ol abicim. Yalnız bu aralar bayağı bir telaşınız vardı sanki. Oturup şöyle doya doya bir sohbet edemedik hep beraber ya. Ne konuşacaktık acaba Hayati? Hayaticim, sen ablamın kusuruna bakma, o biraz sosyofobik, anlatmıştım sana. Biliyorum Şahika Hanım. Ailenizin desteğiyle hepsi de geçecek, hiç merak etmeyin. Acil şifalar ablam. Çok mersi Hayati. Şahika kardeşim de bu ara pek bir sosyohobik. Aa Şahika Hanım'a laf yok. O bizim mahallemizin göz bebeği. Duydunuz değil mi? 7'den 70'e gönüllere taht kuran mahallenin güneşi Şahika Ekinci. Mahallenin güneşi biraz fazla olmadı mı sevgili kardeşim? Asla. Az bile. Hem sempatik, hem hanım hanımcık, hem oturup kalkmasını bilen. Herkese de güler yüzlü, beni durdurun, ben sabaha kadar devam ederim. Değil mi? Değil mi Hayaticiğim? Aynen öyle. Yani fazlası var, eksiği yok. Bir de hümanisttir ki sorma. Değil mi Caner? Hem de nasıl. Ayrıca çok da güzel. Hayaticiğim, o senin güzel bakan gözlerinin güzelliği. Buralardan gidince özleneceğim belli ki. Nasıl yani ya? Nereye? Taşınıyor musunuz yoksa? Ya nereye gidiyoruz ki? Daha maalesef bir süre daha buradayız. Aman diyeyim, ne olur. Sonuçta çok güzel bir yaşantınız var burada. Ya. Hem ben size çok alıştım ya. Hele Şahika Hanım, ailenizin geçmişini anlatınca. Sizin gibi insanlarla tanıştığım için kendimle gurur duydum, gurur. Ne demek geçmişi, ne anlattı geçmiş? Şahikacığım, ne anlattın Hayati'ye? Hayaticiğim, ablamla abim ailemizin yaptığı iyiliklerin böyle anlatılmasından pek hoşlanmazlar aramızda. Ah, olur mu canım? İnsanlar bilmeli. Vallahi ben mahallede herkese anlatıyorum, haberiniz olsun. Yahu neyi işte, anlat da biz de bilelim. Neyi olacak? Babanızın Kore şehidi olduğunu, annenizin Kore'de çocuklara baktığını, sonra Anadolu'yu karış karış gezip köy okullarında gönüllü öğretmen olduğunu, bunları insanlar bilmesin mi? Çalık kuşu gibi. Etkileyici değil mi? Ya işte öyle. Her aileye nasip olmayacak büyük kahramanlık öyküleriyle doludur bizim ailemiz. Yalnız asaletten belli biliyor musun? Belli değil mi? Sıkı durun. Mahallede esnafa anlattım. Bundan sonra hepsi size indirim uygulayacaklar. Annemle babam hayatta olsaydı seni çok severlerdi Hayati. Seninle gurur duyarlardı. Ah, keşke görebilselerdi bizi. Zehra, bana bir su söyler misin lütfen? Söyleyeyim hayatım.
Tabii ya. Kadın yapmış, ben getirdim o yüzden. Sağ ol. Ne oldu ya? Bir de ne oldu diye soruyor musun? Benim öğrenemeyeceğimi mi düşündün? Neyi? Hani sen Caner'le konuşmuyordun? Hani aranızda hiçbir şey yoktu? Yok, zaten aramızda bir şey konuşmuyorum Caner'le. Ne oldu ki? Bu ne o zaman? Konuşmuşsun. Ha. Evet işte aradım bugün. Bu Ender'le muhatap olmak istemedim. O yüzden Caner'i aradım. Dedim ki o yılan Şahika ile ablana söyle, bir daha bizimle uğraşmasınlar dedim. Ha, ben de yedim yani. Ne yedin ya? Ne diyorsun, anlamıyorum ki. Gizli gizli konuşmadığınızı ben nereden bileceğim? Belki ikiniz de beni ayakta uyutuyorsunuz Zehra. Ayakta mı uyutuyoruz seni? Ne saçma sapan konuşmalar ya bunlar. Saçmalama yani, sakin ol. Ben seninle beraberim, seninle evliyim, seni çok seviyorum. Ha, gayet belli. Ne gayet belli? Ne yapıyorsun ya? Garip garip tepkiler veriyorsun. Ben seni sevmesem acaba niye seninle beraber olayım? Nasıl bir sebep olabilir yani? Eğer sevseydin senin ve kardeşlerin için canının dişine takarak 3 kuruş maaşla çalışan kocanı desteklerdin Zehra. Ben seni desteklemiyor muyum hayatım ya? Bence Caner'e olan ilginden bana fırsat bulamıyorsun. Ne yapıyorum? Sen zamanında bu adamla çıktın mı çıkmadın mı? Bana onu söyle. Çıktım. Çıktım da ben bunu senden gizlemedim ki. Sen gayet iyi biliyordun benim Caner'le aramda olanları. Ben anlamıyorum. Yoldan çıkmayın Caner, benim arkadaşım, tamam mı? Olmaz ki. Ha, anladım. Sen beni böyle çalıştıracaksın. Ondan sonra 2-3 aya paket. Bildiğin ezikliyor lan bu kızı. Lan tersi varsa yapmasın kıza. Dalar olan lan. Hiçbir ilgim yok. Kendine gel artık. Ben gayet kendim neyim beni söylediğim. Bak vallahi bir şey yok. Ki böyle yürümez, ben sana söyleyeyim. Ne oluyor lan burada? Sen kimsin be? Asıl sen kimsin lan? 2 saattir bağırıyorsun kadına. Ayı! Çekil şöyle, geç. Yıldız'ın arkadaşı o. Sen bu kadını nereden tanıyorsun bak, ya? Bak hala atar yapıyor ya. Bana bak, yeni tahliye oldum demem, alırım seni ayağımın altına ha. Senin içinde bir 6 ay daha yatarım. Benim bu evde olandan niye haberim yok ya hiçbir şeyden? Acım, sen bu herifi acil boşa. Bak bunun var ya, atarı bitmez. Allah'ım, sonra da bana ya niye sinirleniyorsun diyorlar. Şu ağzının ortasına 2 tane çakmayayım mı ben ya? Evimden çekip gider misin? Gidemem, gidemez. Gitmez. Yıldız küsüyor sonra, bana küsmesin ya. Ya Yıldız ya. Küssün artık zaten Zehra ya. Bak var ya, bu seni yalnızlaştırmaya çalışıyor. Aklını kullan, saksıyı çalıştır ha. Benim eşim sizi eve almış. Siz burada hala arsız arsız konuşuyorsun. Ayıp be. Lan kes. Zehra, bu kadar yeter. Ben yukarı çıkıyorum. Bu kadın sabaha kadar evden gitsin. Yoksa ben giderim. Yürü, anca gidersin. Sen gidersin, ben de görürüm. Allah'ım ya. Oh, aşırı çarpıntı oldum ya ben şu an. Benim ayağım titredi hep. Kızım gezip durma, sen de başı kesilmiş tavuk gibi. Lan bak bir şey diyeceğim sana. Ben hiç alışık değilim ha böyle şeylere. Aşırı geliyorum. Sabah kalk git hemen evimden benim. Konuşacağım yanınızda. Çık git bu evden ya. Diyorsun. Vay arkadaş ya. Bize sosyetik tanıdıklarımız var dedik be. Düştüğümüz hale bak. Bunlar bizden de beter be. Tüküreyim böyle zengin hayatın içine ben. Vay arkadaş. Her evde bir olay. Her evde bir olay. Ayıdan sinirimi alamadım zaten. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Daha iyi misin? İyiyim şu an. Ama doktoru duydun. Sinir yok dedi, stres yok dedi, kavga gürültü yok dedi. Yani bunlardan uzak durmam lazım. Ama bu evde bu gerginlikle nasıl olacak acaba? Duydum, merak etme. Bir de sen yokken küslük yok da dedi. Bilmiyorum duydun mu? Onu da duydum. Bir şey ister misin? Tek istediğim 1 saat hiç kimse gelmeden baş başa kalalım. Kalalım. Bir gün artık ben de sizi kendi evimde ağırlamak isterim Şahika Hanım. Ne güzel olur hayatım. Haftaya diyelim mi o zaman? Ben annemle yaşıyorum. Hem sizle de tanışmış olur. Sizi çok merak ediyor. Biz sana haber veririz. Her şey için çok teşekkürler. Tamam Şahika Hanım. Kendinize iyi bakın bir daha görüşene kadar. Unutmayın, hayatınız bir telefon kadar yakınınızda. Bye. 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 Ya niye durup durup böyle hikayeler uyduruyorsun bu adama, Şahika'ya?
Ne anlatsam inanıyor çünkü. Ha, ne desen inanıyor diye salla sen de. Ya hayatım, adam bize annemizi babamızı sordu. Ben de anlattıklarımla ailemizin itibarını yükselttim. Yani Reşat Nur'dan girdin, Kore şehidinden çıktın öyle mi? Bravo. Evet, ben de babama çekmişim. Mücadeleci ve cesaretli. Abla bu deli, bu söylediği yalana inanmakla kalmamış, içine girmiş yaşıyor. Hasta. Bir dakika, biz esnaftan indirim aldık mı almadık mı? Ben öyle sizin gibi gereksiz yere sallamam. Hedefe yönelik yalan söylerim. Hedefe yönelik yalan söylersin. Ya yarım kilo bulgur için bütün mahalleye yalan söylemişsin. Ve neden bahsediyorsun sen? Allah Allah. Şimdi bu bisküvi bedavaya mı geldi? Dedemizin hikayesinden sonra gelecek. Çok üzüldüm Çağatay. Son dönemde çok fazla olay oldu. Ya sinir stresten en sonunda bak midem ağrıdı. Ben de senin üzerine çok geldim. Ya kırdım seni ama çok gergindim, ne yapayım? Bu kadar olay oldu. Ben hiç hastalanmadım ama neden şimdi hastalandım biliyor musun? Neden? Çünkü seni kaybetmekten korktum. Bana kızmakta haklıydın bazı yerlerde ama yani genel olarak sen bana güven. Ben senin karın değil miyim ya? Lütfen artık bu konuyu uzatma Çağatay. Bir tanem. Biraz bunları konuşmadan sessiz duralım. Tamam, haklısın. Sustum. Sana çok iyi bir haberim var. İyi haberim. Vermek için sabah bekleyemedin mi Şahika? Az önce Cansu aradı. Bil bakalım Hasan Ali iş seyahati için nereye gidiyor? Ankara'ya. Çok güzel. Ne yapacaksın? Arkasından su mu dökmek istiyorsun? Ay Ender'cim, sen uykuluyken IQ'un iyice düşüyormuş. Bunu anlamış oldum. Yahu erkekler iş seyahatlerinde genellikle ne yaparlar? Erkekler. Çaykacığım, tanıdığımız erkekler birbirlerinden o kadar farklılar ki ne yaparlar? Demek sen kendini böyle kandırıyorsun. Neyse, seni uyandırmayacağım uyuduğun uykudan. Benim tanıdığım erkekler çapkınlık yaparlar. Hasan Ali ve çapkınlık. Ender'cim, lütfen uyan ve konsantre olmaya çalış. Hasan Ali'nin bir takım uygunsuz fotoğrafları elimizde olsa fena mı olur? Hmm. Bir kahve yapsana. Çoraplar kaçtı, 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 kaçtı. Al anneciğim. Al çek bakalım. Çek çorabını yakaladın. Küçük adam. Gel bakayım, gel, 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 gel. Küçük adam, seni işe götüreyim mi? Ha? Geleceğim mi benimle? Gelemez. Gelecekmiş. Annesi izin vermiyor. Hem zaten sana iş yaptırmaz bütün gün. Yaptırmasın ne olacak? Ben de bir gün az çalışmış olurum. Evet, değil mi? Bak onaylıyor. Ya siz ikiniz bir oldunuz. Anneciğim neler çeviriyorsunuz ya? Bak ileride beni dinlemeyecek bu. Yok canım, o kadar da değil yani. De tabii beni daha çok dinlese daha iyi olabilir. Oğluşum aşk olsun ya. Gel bakayım, sen buraya işe mişe gidemezsin. Yani ben şimdi kesin götüremiyor muyum işe? Maalesef canım. Alayım oğlumu geri. Hadi sen ofise. İyi, anneden veto edik küçük adam. Maalesef seni bırakmak gel zorundayım. Gel oğlum. Ama benim suçum değil, problemi annenle çöz. Seni buraya bırakıyorum, akşam olduğun yerden geri alıyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi kalk oğlum, biz de geçirelim bari. Yok yok, siz durun, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay ya, bay bay, bay bay. Bak oğluşum, her şey düzeldi. Sonunda. Ah oğlum, çıkıyor musun? Günaydın anne. Çıkıyorum. Seni karın geçirmiyor mu sabah çıkarken? Anne, laf sokmak yerine kız nasıl diye sorsana. Biliyorsun dün hastaydı. Ya iyidir diye düşünüyorum. Kötü olsaydı hastaneye giderdiniz. Gerçekten hasta mıymış? Aynen öyle. Gerçekten hastaymış. Sıkıntıdan mide spazmı geçirmiş. Yanına çıkıp sen de bir halini hatırını sor. Tamam. Bakarım. Görüşürüz. Güle güle.
Feride, kahveler hazır, köpüklü. Şöyle karşılıklı bir içelim. Ya ben yukarı çıkıp bir yıldıza bakacağım. E bak tabii, hastalanmış kız, şimdi ayıp olur gitmezsen. Yani sırf Çağatay istiyor diye bakacağım. Yoksa hiç yani görmek istemiyor. Ya tamam, sen bir otur. İç kahveni, bir kendine gel. Gidersin sonra. Otur. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Ha, sonra gidersin. Hadi. Gel. Tamam. Ay. Hadi bakalım. Bak, bir gün ormanda fille tavşan arkadaş olmuş. Su ararlarken seni bulmuşlar. Yıldız, kızım nasıl oldun, toparladın mı? İyiyim iyiyim anneciğim, bir şeyim yok. Ha, iyi. Yıldız, sen böyle Çağatay'a numara falan yapmadın değil mi, hastayım hastayım diye? Ay anne, saçmalama ya. Niye öyle bir şey yapayım, gerçekten hastalandım işte. Zaten benim Çağatay'la aramda bir problem yok yani. Niye öyle yalanlara başvurayım? İyi tamam, iyi olun da. Sen oğlumu al da ben bir üstümü giyeyim. Heh. Hadi git anneanne. Gel gel, ben sana mama yedireyim çocuğum. Allah'ım. Oh. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Anne, anneciğim bye geliyorum bye. Anneciğim. Ay, o suratını yerim ben seni. Canım. Bak kahve yaptım sana. Kadını da gönderdim. Zahmet olmuş. Yani ben şöyle düşündüm. Bence biz bu dün aramızda geçen saçma sapan tartışmayı unutalım. Çünkü durumu ben şöyle değerlendiriyorum. Bence senin sinirin başka bir şeylere bozuktu. Sen de acısını birazcık benden çıkardın gibi sanki. He? Karımı kıskanmak da suç oldu baksana yani. Ben gönlümü alırsın diye düşünmüştüm ama baktım ki senin gözünde hiç değerim yokmuş senin. Var. Gözümde değerin çok var gerçekten. Tamam, alayım o zaman gönlünü senin. Şöyle yapalım o zaman. Biz bu hafta sonu bir yere gidelim senle. Ha, bu mu yani? Yurt dışına gidelim o zaman. Sağ ol ya Zehra. Yemeğe de gider miyiz? Sen kızdığımı bilerek git Caner'le konuş. Bir de üstüne Yıldız'ın koğuş arkadaşını eve al. Ondan sonra da tatile gidelim de. Kusura bakma ama sevinmediğim yerde daha fazla duramam Zehra. Yıldız istemeden ekmeğime yağ sürdü. Gelsin hisseder. Ah, yine mi sen? Çekil be çekil. Dondum zaten. Oradan oraya sürüklene sürüklene. Sonbahar yaprakları gibi tepe sersem oldum. Ya nerede benimki? Seninki kim? Ne demek seninki kim? Yıldız, Yıldız. Oh, tamam, sen burada bekle. Ben şimdi çağırıp geliyorum. Zaten ortalık bayağı karışık. Hadi canım, haydi, haydi. Haydi, haydi. Allah Allah, hareketlere bak ya. Ay, çok yakışıyor bu parfüm sana, bayılıyorum. Evet, çok güzel kokuyor bu. Çok yakışıyor sana. Makyaj da yaptım, biraz toparlanayım diye. İyisin, iyi. Aa, Feride Hanım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ İyi olun. Misin Yıldız? İyi görünüyorsun. İyiyim iyiyim. İlaçlarla çok güzel toparladım. Kızım çabuk toparladı bu kadar üzüntüye. Doktor hiç üzülmesin dedi. Üzülmesin o zaman. Değil mi? Yıldız Hanım, Yıldız Hanım. Ne oldu Aysel? Fırına bir bakar mısınız? Fırına mı? Bir sorun var, bozulmuş galiba. Ay, bir tamirci çağırsana Aysel'cim. Yıldız Hanım bir soruna baksın. Tamam tamam, anladım ben, gel. Hadi çıkalım biz de. Ne oluyor Aysel, dur. Bana doğruyu söyle bakayım. O geldi efendim yine. Kim? Sizin koğuş arkadaşınız. Ay, inanmıyorum ya Zehra, bir şey beceremedi. Bana bak, sen burada kal, sakın kimse inmesin aşağı. Nurgül, ne yapıyorsun burada? Ne demek ne yapıyorsun burada? O kadının kocası geldi, bağırdı, çağırdı, yıktı ortalığı. Sonra da sabah postaladılar beni, iadesiz, taahhütsüz, sepet havası anlayacağım. Ha, tamam o zaman sen bir akrabana gidersin. Ha. Burada kalamıyorum yani. Ya benim durumumu biliyorsun, kalamazsın burada. Ama istiyorsan Ender'le Şayka'nın evine git. Fakir onlar. İstemem ben onları, ne yapacağım orada? Ama ben seni burada ağırlayamam, kaynanan var. Yok öyle bir şey Yıldız Hanım. Ne demek yok? Ne demek ne demek yok? Daha beni lokantaya götüreceksiniz, yemeğe götüreceksiniz. Ne yemeği ya? Ben de böyle sosyetik lokantalara gitmek istiyorum. Böyle sizler gibi giyinip şıkır şıkır süslenip püslenip şıkır 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 şıkır. Anladın mı? Buldum canım, ben sana para vereyim. İlahi Yıldız'cığım, onu zaten vereceksin. Ben bunu ekstra istiyorum. Bana bak Yıldız,
Eğer dediğimi yapmazsan ne yaparım biliyor musun? Ne yaparsın? Kanal kanal gezer. Senin hapishane günlerini herkese deşifre ederim. Rezil ederim seni. Çekme. Sus be. Kaynanan duyacak yeter. Sus. Duyarsa duysun. Dur şimdi. Ben bir formül düşüneceğim. Ama ben senin dediğini yaparsam sen de gideceksin, tamam mı? Giderim. Caner. O yılan ablana söyle. Sakın evden çıkmasın. Geliyorum ben. Acil bir durum var. Böyle işlere gelince ben bilmem, ben anlamam, değil mi? Emeğine sağlık Ender'cim. Bu iyiliğini unutmayacağım. Yıldız geliyor. Ne? Nasıl yani? Buraya mı geliyor? Evet. Aradı, ablan evde mi diye sordu. Geliyorum dedi, kapattı telefonu. Hasan Ali Bey'le ilgili kesin. Neden diye sormadın mı Caner? Vallahi gelince öğrenirsiniz. Ben işe gidiyorum. Bana bakın. Yaramazlık yapmayın, uslu durun, olaylara karışmayın, tamam mı? Bu son söylediğine söz veremeyiz Caner'cim. Abla, bak sen sakın bu canavara uyma. Uyarsan da suçu bunun üstüne at, arkana bakmadan kaç, tamam mı? Ay, tamam Caner'cim, merak etme. Hadi babay. Neyse. Ender, sen bu arkadaşını kesin ayarladın değil mi? Ayarladım dedim ya Şahika. Hasan Ali'nin nerede kalacağını öğrendik. Orada tesadüfen karşılaşmış gibi yapacak. İtibari iki paralık olsun da... Ondan sonra görelim başkanlığını. Ay, yılan yuvanızı çok kötü. Tam size layık. Aa, senin alışık olman lazım. Geçmişini bu kadar çabuk unutmuş olamazsın. Evet, neden geldin? Çok büyük bir sorunumuz var. Evet, farkındayız. Sen? Senin de içinden küçük küçük enderler çıkmaya başlamış. Bakalım ne zaman bu sahte dostluk bitecek? İlk kim kime kazık atacak? Heyecanla bekliyoruz. Beklentinin bu olduğunun farkındayım Yıldız'cığım. Ama düşmanlarımızı dize getirmeden ayrılmayı düşünmüyoruz. Anlat bakalım neymiş büyük sorunumuz? Sorunumuz Nurgül. Siz çok akıllı bir plan yapıp benim başıma sarmaya çalıştınız ama o şimdi hepimizi tehdit ediyor. Nasıl tehdit ediyor? Onu şık bir yere yemeğe götürüp onunla takılmazsak çıkıp basına bizim hapishane günlerimizi anlatacakmış. Ay seni anlatsın basına, biz onu evimize aldık. Şaykacığım öyle bir ayrım yapmıyor, üçümüzü de tehdit ediyor. Tebrik ederim yani, sardınız başımıza. Şimdi biz onu yemeğe çıkarırsak bizi rahat bırakacak mı peki? Tabii ki o kadar değil, para da istiyor. Ama o kısmı ben halledeceğim sizde olmadığı için. Ay sanki sende çok varmış gibi konuşma, güldürme beni Yıldız. En azından zengin kocam var ama onu bir şey çaktıramam. Dükkandan alacağım işte. Ayrıca alışverişe gitmek istiyor. Bizimle mi yapacakmış alışverişini? Yolla şoförününe gitsin yapsın. İstersen sen git söyle, arabada bekliyor, kessin kafanı. Bizle takılmak istiyor diyorum. Ay hepsi sizin o burnu havada tavırlarınızdan dolayı oldu. İçeride herkes sizi bir şey sandı. Biz hapishanede terliğimiz kazağımızlaydık. Ortada havalı havalı gezen sendin. Hayatım ne yapayım, ben doğuştan kent soyluyum. Terlik giyemem ki sizin gibi. Ay sen de buna kendini inandırdın ya Şahika. Neyse hiç mücadele etmiyorum artık seninle. Evet ne yapıyoruz, kalkın. Yani seninle bir araya bile gelmek istemiyorum. Ama maalesef bu problemimiz ortak. Kalk. Bari kimsenin bizi tanımayacağı bir restorana gidelim. Bir bu eksikti ya. Yani işimiz gücümüz yok. Tarz yarışması jürisi gibi dizildik şuraya. Onu bunu bırakın da biz yine çok sık görüşmeye başladık. Acaba bu işi bir resmiyete mi döksek? Ayda bir buluşalım bence. Ay yok sağ ol canım, almayayım. Bu nasıl? Ha? Ha, oldu mu şimdi bu? Ay çok güzel olmuş. Bence de çok iyi olmuş. Fantastik. Bak yemeğe gideceğiz daha. Sen al bunu, hadi gidelim. Yani güzel mi diyorsunuz şimdi? Ha, oldu mu bu? Muhteşem. Evet. Ha? Çok güzel. Hem bak ayakkabılar da çok yakışmış altına. Böylece alalım bunu. Tabii gidelim. Daha saça başa gideceğiz değil mi? Kim yapacak saçımı başımı? Hadi gidelim. Çok işimiz var. Doğru söylüyorsunuz. Hı-hı. Ay bir de kuaföre mi gideceğiz? Yemin ediyorum bayılacağım burada. Siz başımıza musallat ettiniz. Senin kayınpederin bizi beş parasız bırakmasaydı musallat etmezdik. Ay inşallah bu sizin son görüşüm olur. Orası hiç belli olmaz Yıldız. Ayrıca sen geldin bize. Mis gibi espresso. İyi. Tadını çıkar, benim beynimin etini yeme evde. Almayacağım espresso makinesi eve. Zenginleşene kadar almayacağım. Ne yiyeceğiz? Ben her şeyden tatmak istiyorum. Her şeyi söyleyelim. Ben bir salata söylesem yeterli. Ay forfik. Nurgül'cüğüm istediğin her şeyi söyleyebilirsin. Yalnız bir şey söyleyeceğim.
Bakın buradaki herkes böyle şıkır şıkır giymiş ha, filmlerden fırlamış gibi. Baksanıza, buradaki kadınlar hep kocadan mı zengin? Ne alakası var canım? Aileden zengin olan var, iş kadını olan var. Ay sen niye buna hemen atladın Yıldız? Alındın mı? Ay, ne alakası var canım? Bilgilendiriyorum. Yıldızcığım sen yine de kocana sıkı sıkı sarıl, aranı bozma. Çünkü parasız kalırsan seni yanımıza alamayız. Ben zaten sizin yanınıza falan gelmem. Ayrıca kocamla aram çok iyi, aramızdan su sızmıyor. Ayo, o öyle değil bence vallahi Yıldız. Ben pek öyle görmedim. Adamın gözü dışarıda değil mi, biliyordum. Ay ne alakası var ya? Ya bunun kaynana var ya, bildiğin manyak. Çatlak o kadın. Dışarıda bana bir bakışı ver. Böyle böyle afralar tafralar bir haller. Vallahi şuradan ağzının ortasına yapıştıracaktım küfrü de. Yıldızcığıma dua etsin. Neyse sen burada da küfretme tamam mı Türkçenini? İşte, tamam bir anladık, üstüme gelme benim. Zaten küfre lüzum yok. Üstüp biraz küfür gibi değil mi? Sevilay Hanım. Yıldızcığım. Sevilay Hanım nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim işte ben de. Arkadaşlarına mı geldin? Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Va aleyküm selam ablacığım. Kendisi oyuncu. Şu anda bir karaktere hazırlanıyor. Kabadayı rolü gibi bir şeymiş. Normal hayatta da çıkmıyor rolden yani. Tutuyor karakteri. Öyle mi? Ne enteresan. Oscar oyuncuları gibi. Hah, aynen. Altın portakalı da var zaten. Var, altın. Ay şimdi daha çok ilgimi çekti. Sizinle oturayım 2 dakika. Tabii. Garsoncum, sandalye getir. Buyurun. Teşekkür ederim. Oyuncuymuşsunuz. Ah, evet, evet. Çok büyük oynuyorum. Rolüme kaptırıyorum kendimi. Kaptırdım mı gidiyorum, geri dönemiyorum, toparlayamıyorum. Yani o derece gidiyorum. Sevilay Hanımcığım, ne yersiniz? Menü uzatalım size. Yemiş miydiniz? Sevilay Hanım, göremiyoruz sizi cemiyet dergilerinde. Nasılsınız, neredesiniz? Ay çok yoğunum hayatım. Yurt dışı seyahatlerim vardı, onlarla uğraşıyordum. İş gezileri biliyorsunuz. Doğru valla. Siz ne yapıyorsunuz? Çok mersi, çok iyiyim. Öyle yoğunuz ki. Yıldızcığım, ben müsaadenizle arkadaşlarımın yanına geçeyim. Tekrar görüşürüz. Bye bye. Tabii, hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Ay. Nurgül'ü Hayati ile yolladım. Ay bu nasıl gün, ben anlamadım. Bitmek bilmedi, çok sıkıldım. Ya şu Hayati'ye söyleseydiniz de kızı bırakınca haber verseydi. Verecek, verecek. İstediği her şeyi yaptık. Artık bir daha gelmez diye düşünüyorum. Ben de. Ay, inşallah da. Yani size de ayrı şok oluyorum ya. Bu fakirliğin içinde nereden buldunuz yine şoför ya? Zor değil mi yani parasız adam çalıştırmak? Yıldızcığım, senin için zor. Ama ben çok zeki olduğum için... Pardon, sen mi zekisin? Pardon. Şoförü kim buldu, kim ayarladı? Hayatım o kadar kuru yapsam ben de bulurum. Sen benim duruşumla bul bakayım, onu göreyim. Senin duruşunda hiçbir şey bulunamaz Ender'cim. Ya kadın dediğin biraz işveli olur, biraz cilveli olur. Ne konuşuyorsunuz siz ya? İş ve cilve deniyorsa bari benim yanımda konuşmayın ya. O işleri ben bilirim. Neyse, yakışıklı kocam sıcacık yalım beni bekliyor. Hadi bay. Zevki satın alamazsın tabii. Hadi kalk. Daha çamaşırlar var. Tamam yaparım. Alıştım zaten. Evet. Tamam alın içeri. Gel. Oh, Muzaffer, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk Hasan Ali, nasılsın? Ha, iş güç çalışıyoruz, otur. Hangi rüzgar attı seni bakalım, hayırdır? Ya Hasan Ali, aslında sana bir şey söylemeye geldim ama nasıl diyeceğim bilmiyorum. Muzaffer, kötü bir haber mi var? Ya işte benim hanım Sevilay, bugün bir restoranda senin gelinle karşılaşmış. Ha. Oturmuşlar, sohbet etmişler.
masada kalabalıkmış. Velhasıl senin gelinin arkadaşlarından birisi masada oturan Sevilay'ın cüzdanını çalmış. Çalmış derken yani ödünç almış diyecektin. Herhalde dilin sürçtü. Yok yok, sürçmedi Hasan Ali, sürçmedi. Kamera kayıtlarına baktırdık. Polisten evvel sana geleyim dedim. Tamam Muzaffer, tamam, ben ilgileneceğim. Ya kusura bakma. Yani zarar ziyan neyse ben onu da yani öderim. Yok yok yok, onun için gelmedim inan. Gelinin daha dikkat etsin demek için geldim. Evet evet. Ben zaten ona kimlerle görüşmemesi gerektiğini söylemiştim. Konuşurum, bir daha söylerim. Sağ ol. Sağ ol. Ay çok komik, çok komik. Al anneciğim, al. Yıldız. Yakala yakala. Şşş, kızım Hasan Ali Bey geldi. Ay inanmıyorum ya. O da artık kantarın topuzunu kaçırdı. Haber vermeden gelmeleri falan başladıysa ben yandım yani. Çağatay'la aşağıda konuşuyorlar. Feride de indi yanlarına. Seninle ilgili konuşuyor olmasınlar? Tabii ki benimle ilgili konuşuyorlar. Başka ne olabilir sence? Hadi ben uylandım. Git bir bak Yıldız. Tamam. Ya ne oluyor? Niye bana hiçbir şey anlatmıyorsunuz ha? Anne, bizi bir babamla yalnız bırakır mısın? Nasıl olsa öğrenecek Çağatay. Aa, neyi? Neyi öğreneceğim? Hmm, babacığım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Yemeğe kalacaksanız Aysel'e haber vereyim hemen. Gerek yok. Yıldız, otursana. Ne oluyor? Yıldız, sen bugün neredeydin? Ne yaptın? Hiç. Hiç. Hiçbir şey yapmadın yani. Hiçbir şey yapmadım yani, sıradan bir gündü. Ne oldu? Aile mahkemesi toplandı, artık gün içinde ne yaptığımın da mı hesabını veriyorum? Aile mahkemesi değil ama eğer sen hırsız arkadaşlarınla gezersen gerçek mahkemede hesap verebilirsin. Niye kocana söylemiyorsun kızım? Hırsız mı? Ne hırsızı ya? Yıldız, bugün gittiğin restoranda senin arkadaşın Sevilay Hanım'ın cüzdanını çalmış. Aa, ne? Aynen. Nurgül mü? Aynen o. Hayır, ben niye şaşırıyorum ki acaba? Şahika, Ender, o hırsız kadın. Üçü bir olmuşlar. Hasan Ali Başkan'ın itibarını nasıl iki paralık edebiliriz diye plan kuruyorlar. Ha? Sen de onlarla berabersin. Ha? Sen ne yapıyorsun kızım? Bunlar benim düşmanım, düşmanım. Ben şu anda şok geçiriyorum. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Benim de iki tane broşum kayıp. O kız buraya da geldi. Acaba o mu aldı benim broşumu? Sen karışma Feride, lütfen sen karışma. Ben sana o iki broşu alacağım, söz. Peki Yıldız, bak bir şey söyleyeceğim. Yani sen bu Ender ve Şahika ile görüşmüyordun yani. Görüştüğün zaman hani bunlar sana kumpas kuruyordu, başına bela oluyorlardı. Ne oldu? Ben zaten Ender ile Şahika ile görüşmüyorum. Aramızda kötü. Ama bu Nurgül denen kadın hepimize musallat oldu. Biz de yani ne yapabiliriz de bunu gönderebiliriz diye toplandık işte. Böyle bir fikir bulduk sırf kurtulmak için. Ne güzel kurtulmuşsunuz ama. Bu kimin aklına geldi merak ettim. Kızım bana bak. Bana bak. Adam geldi benim ofisime. Böyle dikildi gözlerini bana, böyle dikti. Dedi ki gelininizin arkadaşı benim karımın cüzdanını çaldı. Ben ne oldum? 7 kat yerin dibine girdim Yıldız. Gerçekten özür dilerim. Çağatay, bilmiyordum ben. Yıldız, sen bu iki kadınla görüştüğün zaman başına bir şey geleceğini nasıl bilmezsin? Yalnız farkında mısınız? Hep ben bilmiyorum, benim haberim yok. Hep böyle söylüyor. Sesiniz yukarıya kadar geliyor. Hayırdır, neler oluyor? Ah, bir siz eksiktiniz. Fark ettim, o yüzden geldim. Ne yaptınız? Üçünüz kızımı karşınıza alıp yargısız infaz mı yapıyorsunuz? Anneciğim tamam, sen çık yukarı, ben de geliyorum. Hiçbir yere çıkmıyorum Yıldız. Hiç kimse benim kızımı ezemez. Asuman Hanım, eğer kızınıza doğru insanlarla konuşması gerektiğini anlatırsanız onu kimse ezemez. Çünkü niye? Allah akıl. Ben gerçekten hepinizden tekrar özür diliyorum.
Böyle bir şey yaptığını Nurgül'ün bilmiyordum. Orada fark etmedim. Baba bak ben gerçekten sana söyleyeceğim bilemiyorum. Hiçbir şey söyleme Çağatay. Hırsız arkadaşlar. Ana kız bir olup arkamızdan konuşmalar. Daha başka neler neler. Biz bunları kaldıramayız. Aklını başına topla. Bak yemin ediyorum külahları değiştirmemize ramak kaldı. Yeter artık be. Yeter be. Yeter. Sizin de tabii çok hoşunuza gitti. Tam istediğiniz oldu. Ya bunların saçmalıkları yüzünden Ankara'ya geç kaldım. Sedai, pilotla konuştun mu? Konuştum başkanım, sorun yok. Uçuş iznimiz de hala geçerli. Murat Bey'in de haberi var. Gecikeceğimizi biliyor. Çok önemli iş adamları bunlar Sedai. Bekletmek olmaz. Çağatay. Yıldız bana sakın bir açıklama yapmaya kalkma. Çağatay ama beni dinlemek zorundasın. Hadi benden gizlemeni geçtim. Babamın kulağına kadar gidiyor. Ya ben yoruldum anlıyor musun? Ben bunaldım artık. Her seferinde sana bir şans daha vereyim diyorum. Eline yüzüne bulaştırıyorsun. Çağatay, Nurgül hapisten çıkmış. Hepimizi tehdit etti. Eğer benim istediklerimi yapmazsanız kapı kapı gezer televizyon programlarına çıkar sizi rezil ederim dedi. Ne yapayım, ben de onun isteklerini yapmak zorunda kaldım. Aferin sana. Karar mekanizmana hayranım gerçekten. Gerçekten. Çağatay bak. Yıldız. Ben artık yapamayacağım. Ne? Bu evlilik bitti. Sen beni sevmiyor musun? Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ama olmuyor. Olmuyor, beceremiyoruz. Çağatay ben sana anlatıyorum ama dinlemiyorsun ki. Ben seni çok dinledim. Yıldız ben düşündüm. Kimsenin senin arkandan bir şey söylemesini istemiyorum. O yüzden hemen mahkemeye gitmeyeceğim. O ne demek? Yıldız kimsenin karşıma çıkıp da Çağatay ben haklıydım demesini istemiyorum. O yüzden birkaç ay bekleriz. Sonra anlaşamadık deriz. Sonra da bu iş biter. Böylelikle de kimse senin arkandan laf edemez. Çok düşüncelisin. Yıldız artık karı koca değiliz. Çok yakıştı eline. Hasan Ali şimdi özel uçağına kurulmuş. Başına geleceklerden habersiz Ankara yolundadır. Bu arkadaşım Vural eline yüzüne bulaştırmaz değil mi bu işi? No. Daha önce de iyilikleri dokundu bana. Hasan Ali Başkanım, ben bu zamana kadar bayanla çalışmadım. Ne? Bundan sonra çalışmayı da... Pardon bir dakika. Siz kadın düşmanı mısınız? Ender Hanım, sakin olun. Ha, selam filan da vermediniz ya, girdiğinizde. İlla söyleteceksiniz. Ben bayanlarla çalışmak istemiyorum. Ben burada daha fazla duramayacağım izninizle. Buralcığım, sana ne kadar teşekkür etsem az. Şapka çıkarıyorum sana Ender. O da şans eser Ankara'daymış. Hasan Ali otele vardığında onu orada bekliyor olacak. Beğendim ben bu Vural'ı. Yakışıklı mı bari? Hayda. Babasının evine gitmiştir. Alo? Cansu, ne haber? İyiyim. Sesin kötü geliyor. Ha, yok bir şey ya.
Şey diyecektim sana, Çağatay orada mı? Çağatay mı? Ya biz biraz tartıştık. Daha eve gelmedi. Acaba dedim size mi geldi? Yok şey, Hasan Ali Bey Ankara'ya gitti de ben evde yalnızım bu akşam. Ha yok yani. Anladım, tamam, sağ ol. Yani siz çok kötü kavga etmediniz umarım. Ya bozuştuk diyelim, tamam. Ben sonra anlatırım sana. Tamam canım, sıkma canını, düzelir. Sağ ol. Nereye gitti bu? Demek Çağatay evi terk etmeye başlamış. Yazık. Şimdi ağlayacak bir omuza ihtiyacı vardır. Hadi bakalım. Cansu, bir şey mi oldu? Yok yok, Yıldız aradı da. Seni merak etmiş. Ha, tamam ya, ben de birden arayınca babama bir şey oldu zannettim. Kusura bakma. Yok olmadı, korkma. Neredesin, iyi misin? Ben de merak ettim seni. Ya biraz canım sıkkın da böyle çıktım, tek başıma içiyorum. Ya çok kötü bir durum yok inşallah. Yok işte, kafam biraz bozuk. Neredesin peki? Neden sordun? Yani eve yakın mısın? Hani bu halde araba kullanma diye söyledim. Ha, yakınım yakınım. Şey, Valin Otel var ya, onun barında oturuyorum. Tamam, kendine dikkat et. Tamam, sağ ol. Hoş geldiniz Hasan Ali Bey. Buyurun. Başkanım. Aa, Burak. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Sizi gördüğüm o kadar sevindim ki. Gelip görmek istedim ancak ayarlayamadım bir türlü. Kısmet burasıymış. Size karşı çok mahcubum. Ya niye mahcupsun canım? Ben unuttum gitti. Yok gerçekten. Sonradan düşündüğünde anladım ne kadar saçma davrandığımı. Lütfen kusuruma bak. Ya önemli değil. Önemli değil. Size bir hediye göndermek istiyorum. Ya hediye gerek yok. Ne gerek var? Lütfen. Yoksa ben kendimi kötü hissederim. Peki o zaman gönder. Misafirlerim bekliyor. Gideceğim. Hadi görüşmek üzere Seda. Hadi. Selam. Cansu. Ya merak ettim seni. Seni Yıldız mı yolladı buraya? Yok canım, ben Yıldız'a hiçbir şey anlatmadım ki. Aşk olsun, söyler miyim? Hani dertleşmek istersin diye geldim ama istemiyorsan giderim tabii. Yok canım, olur mu öyle şey? Ne içersin? Yani benim içkiyle pek aram yok ama sana eşlik etmek için ne içiyorsan ondan içerim. Kardeşim bakar mısın? Aynısından yollar mısın bir tane? Eyvallah. Şöyle geçelim mi? Tamam. Çok fena alışkanlık yapıyor. Çayla iyi gider. Bir demlese miydin? Hı. Bir dakika. Telefon çalıyor. Vural arıyor. Alo. Vuralcığım, iyi bir şey söyle. Başkanı gördüm. Dediğin gibi de konuştum. Hediyeden bahsettin mi? Bahsettim. Ne olduğunu anlamadı ama görünce bayağı şaşıracak. Kadın fotoğrafları çeker çekmez bize yollasın, okey? Senin telefonunu verdim. Artık bundan sonrası sizde. All right. Görüşeceğiz Vuralcığım. Bye bye canım. Bye bye. Tamam nice. Mı? Tabii ki tamam. Hasan Ali Başkan, eğer bir eskortla geçirdiği gecenin fotoğraflarının basına sızmasını istemiyorsa bize hisselerimizi geri verecek. Voilà. Biz de bu güzel manzarayı çekerek tükleyerek izleyebiliriz. Acaba daha fazla içmesen mi? Bir şey olmaz. Bozma moralini. Bozmam. Bak tamam, Yıldız geçmişte bir takım kötü olaylara karışmış ama bu seni sevdiği gerçeğini değiştirmez değil mi? Bitti. Ben boşanacağım. Nasıl boşanacaksın? Yapamıyorum Cansu. Ben yoruldum yani. Yapamıyorum, olmuyor. Olmayacak. Ben seni eve bırakayım mı? Yıldız'ı falan görmek istemiyorum.
Nerede kalacaksın? Burada. Biz hesabı alabilir miyiz? Bir tane daha versene kardeşim. Hadi ben seni odana çıkarayım. Hadi. Bana bayağı sarhoş muamelesi yapıyorsun ya. Yani. Yok canım, sarhoş değilsin de hani odanı bulamayabilirsin. Hadi gel. Eyvallah, masaya yazarsın olur mu? İçme şunu. Gel buraya. Dur. Bırak onu. Bırak. Gir koluma. Hadi bakalım. Odaya gidiyoruz. Ya kusura bakma, böyle sana şey yaptık. Seda'ya bir rahat vermiyorsun ha. Şu anda da sıkıntı var ha. İnşallah işte geriye yağ yağmur bekliyoruz yani. Var yağmurları geldi. Seda'yı ne var Seda? Svetlana ben. Hasan Ali Buyucu ben. Ben biliyor. Sen biliyor ama ben bilmiyorum. Nedir mesela? Vural Bey size hediye yollamak istedi. Ben geldim. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez durumu. Anlamadım. Geç içeri, sen ben anlatacağım sana. Geç. Dikkat, dikkat, dikkat. Sen gel yat şöyle. Uzan. Ben ayakkabılarını çıkarayım. Sen güzel güzel uyumana bak. Keşke iki tane küpeni de bozdursaydık da şuraya bir espresso makinesi alsaydık. Öf, amma şikayet ettin ya Şahika. Arıyor. Sveta mı? Alo. Ender Hanım, Svetlana ben. Hah canım, çekebildin mi fotoğrafları? Çektim Ender Hanım. Ben size gönderecek. Biz de sana parayı gönderecek. Bu telefona yollayacak ben. Yolla yolla. Hı-hı. Большое спасибо, Света, до встречи. Bye bye Svieta. İlla şovunu yapacaksın yani, öyle mi? Yani. Neyse, hazır mısın? Vallahi Hasan Ali Bey'in çıplak bedenini görmeye hazır değilim ama hisselerimizi geri alıp şirkete ortak olmaya son derece hazırım. Geldi. Benim lavoyun oynama küçülürsün. Bu ne? Ben hep düş aşatıyorum. El salla Svetlana, el salla. Günaydın. Cansu.